16 yaşındaki lise öğrencisi Döndü Ekbiç 7 ay önce Yakup Dinç tarafından kaçırıldı. Kızım Döndü Ekbiç 7 ay önce Kırkan Hatay'dan benim kızımı kaçırdılar. Yakup Dinç. Kızım liseye gidiyordu. Babası götürdü, sabahın okula bıraktı. Kızım içeri geçmeyi kaçırdılar. Babası eve geldiydi. 7 aydan beri bizim uyumuyor. Sen arıyor kızım, gel. Anne Fadime teyzenin büyük iddiası şimdi Esra Erol'da. Benim nikahlı beraber olduğum Orhan Çeri 2 ay önce çocuğumu götürdü. Birlikte yaşadığı Orhan Çeri 2 ay önce oğlunu kaçırdı. Çocuğumu bana getir, ben anneyim, ben oğlumu istiyorum. Kaçırdığı çocuğu geri vermek için 100 milyar lira istedi. 100 milyar para istiyor. Ben nereden bulabilirim 100 milyarı? Ben oğlumu istiyorum. Serpil Hanım'ın iddiaları bununla da bitmiyor. Kan donduran detaylar, akıl almaz iddialar. Oğlum bana getir ne olursa. Şimdi Esra Erol'da. ...18 yaşındaki tarım Tuğba Şahin'i köy muhtarı Ahmet Özdemir tarafından alıkoyduğunu düşünüyorum. 18 yaşındaki eşi Tuğba Şahin'i Kastamonu Pınarbaşı Yamanlar köy muhtarı 55 yaşındaki Ahmet Özdemir kaçırdı. Buradan tarım Tuğba'ya sesleniyorum. Tüm gerçekler ortaya çıksın. İnanılmaz iddia ve Kadir'in isyanı şimdi Esra Erol'da. Bir annenin yürek yakan feryadı. 5 çocuğum var benim. 5'inden bir tanesi bir odasını bana vermediler, kapıyı attılar. Kredi çektirdiler, maaşımın üzerine ödemediler. Ben anne olarak size ne yaptım? Size soruyorum. 65 yaşındaki Vahide teyzenin anlattıklarına 5 çocuğu ne cevap verecek? Şimdi Esra Erol'da. TV ekranlarına hoş geldiniz. Avukatımız Hülya Kuran, ailevi ilişki terapistimiz. Ahmet Turan Öztürk hocam. İyi yayınlar efendim. Bizimle beraber. Ya ben yayına girmeden önce bugün ne yaptım? Eski programları izledim. Evlilik programını. Bir şey fark ettim. Ne kadar çok gülüyormuşuz. Bir de bayağı eskilere gittim. 2012'leri, 2013'leri falan izlemeye başladım. Her izlediğimde başka birini görüyordum. Bu izleyenler varsa, yeni hayatlar kurdularsa... bu o programımıza katılan herkese sevgi ve saygılarımı, selamlarımı da gönderiyorum. Tebessüm ediyormuşuz bol bol sevgili seyirciler. Ama şimdiki içeriğimi de çok seviyorum. Özellikle de velayet konusunda mutlu sonları. İlk konuğum Kadir Şahin gelecek. Programımıza başvuruda bulundular. Programa gelme sebepleri. 30 Mart tarihinden beri eşim Tuğba Şahin...
kayıp bana boşanma davası da açtı ama konumuz onun boşanmasından ziyade köyümüzün muhtarı var 55 yaşında. Onun tarafından alıkonulduğunu düşünüyorum iddiasıyla programa. Geliyor. Muhtar 55 yaşında. Eşi 18 yaşında. Kastamonu'nun Pınarbaşı ilçesi Yamanlar köyünde yaşıyorlarmış. Tuğba ile evliyken. Böyle yani her konunun altından bambaşka bir şey çıkıyor. Yine bir muhtar hikayesi var. Kadir Bey gelsinler sürtüyomuza. Şimdi az sonralarda da gördüyseniz eşinin fotoğrafıyla muhtarın fotoğrafını yani hani yan yana asla tahayyül edemiyorum yani düşünemiyorum. İnşallah iddiaların doğru değildir Kadir. İnşallah. Hoş geldin. Hoş bulduk. Kastamonu Pınarbaşı ilçesi Yamanlar köyünde evet, yaşıyorsunuz. Ağustos 2018'de resmi nikahlı evleniyorsunuz evet, Tuba Şahin'le. Evet. Ve Şubat ayında evinizde tartışmalar başlıyor. Evet, fotoğraf olayından dolayı tartışma yapıyoruz. Fotoğraf, ne fotoğrafı? O açık saçık fotoğrafları var. Gösteriyor bana. O muhtarla beraber. Gösteriyor bana. Ondan sonra bunun biraz sonrasında gösterdiği fotoğrafı fotomontaj diyor. Ondan sonra bir iki hafta geçiyor. Ondan sonra ses kaydı çıkıyor ortaya. Hı hı. Ben bunun ses kaydı koyuyorum eve. Ondan sonra muhtarla baştan sona kadar konuşmaları ses kaydında belli. Şimdi yavaş yavaş gidelim. Evet. Bir Ahmet Özdemir'in yani muhtarın evet, iddiada bulunduğun kişinin evet, Tuba yaşında bir evladı da var. Evet var. İki tane çocuğu var. İki tane de çocuğu evet, var. Şimdi bu başka bir tarafa. Evet. Ben tamam, yine de inanmak ve düşünmek istemiyorum. Şubat ayında evinizde tartışma çıkıyor. Evet. Tuba sana bir fotoğraf karesi gösteriyor. Evet. O fotoğraf karesinde ne olduğunu... Muhtarla ikisinin... Yakın bir fotoğrafı evet, var. Evet, yan yana. Bundan yan yana fotoğrafı var. Açık saçık işte fotoğraflar. Neyse, sen bu fotoğraftan sonra boşanalım dedin mi eşine? Ben boşanalım demedim. O kendisi boşanma davası açacağız dedi. Ben zaten sevmiyorum seni dedi. Seni sevmiyorum ve evet, seninle boşanmak evet, istiyorum dedi. Boşanma davasını açmış sana. Evet, açtı. Ondan sonra işte ses kaydı çıktı ortaya. Ses kaydı nasıl çıktı ortaya? Ses kaydını biz, kardeşim geldi köye. Ondan ben canı sıkılmasın dedim. Ben sağ sola işe giderken. Biraz ondan dursun dedim. Biz kardeşimle bir yere gittik. Evet. Giderken ben telefonu koyuyorum eve. Gizli bir yere koyuyorum. Ondan sonra artık hangisi arıyorsa. Aslında senin yaptığında doğru bir davranış değil ama evdeki eşin kimle görüşecek telefonda evet, diye. Evet onu dinleyeyim dedim. Hı. Ondan sonra onu arıyor. Kim onu, arıyor? O mu arıyor artık? Ahmet Muhtar mı arıyor? Arıyor. Baştan sona kadar konuşuyor. Ahmet abi diyor ilkten. Hı hı. Ondan sonra Ahmet değil öyle devam ediyor. Yani eşinle muhtarın evet, telefondaki konuşmalarına şahit evet, oldun. Bunun üzerine boşanmak istedin mi? Evet. Ondan sonra gittik mahkemeye. Mahkemeye falan gittik. İşte mahkemeye de 18 yaşında olduğu için dedi bir şey yapmaya şansımız yok dedi. Boşanacaksınız dedi. Fotoğrafları da mahkemeye sunduk. Ses kaydını da sunduk. Mahkemeden sonuç gelmedi. Yani boşanma davası açtı ama Tuba evet, şu anda evi terk ediyor seçimden bir hafta önce. Evet. 31 Mart seçiminden evet, bir hafta önce evi terk ediyor. Evet, nasıl yani bir anda mı pılıtısını pırtısını toparlayıp eşyalarını alıp kaçıyor? O gün bizim köyde seçim şeyler vardı işte cenazemiz vardı köyde. Onları ayarladık. Ben eve gidiyorum. Ha. Eve gittim ondan sonra tartıştık işte ses kaydından dolayı. Tartıştık ondan sonra benim yanımdan kaçtı bu. Kaçtı daha sonra kaçtı. Ben üstüm başımı giyindim arka peşinden gittim. Bulamadım. Ondan sonra ticaret taksi geliyor bunu almaya. Ticaret taksiyle. Kaç gündür yani şu anda boşanma aşamasında olduğun eşin Tuba ortada yok? 30 Mart'tan bu yana yok. Haber 30 yok. 30 Mart tarihinden evet, beri kendisinden bir haber yok. Şu ana kadar sen yok, ona ulaşmaya çalışıyorsun. Evet ben ona ulaşmaya başına çalışıyorum. Başına bir şey geldiğini evet, düşünüyorsun. Peki muhtarla Ahmet Özdemir'le beraber olduğunu nasıl iddiada bulunuyorsun? O gün taksici muhtarı arıyor. Ben bunu nereye bırakayım Edimli'yle. Ondan sonra öyle duyum aldım. Peki, muhtar onu bir yere bırakması gerektiğini söylüyor taksiciye. Evet.
Ondan sonra muhtar onu bırakmasını söylüyor. Muhtarın işte böyle işler ortaya çıktı. Neler çıktı? Yani sen sonrasında Ahmet Özdemir'le eşinin Tuğba'nın bir arada olduğunu duydun mu, gördün mü? Görmedim ama fotoğraftakiler söylüyor. Selamla. Fotoğraftakiler derken? İşte fotoğraf var. Bendeki fotoğraflar. Fotoğrafta gördüğüm kişi. O tamam ama sonrasına kaçtıktan sonra şeyin iddiası şu. Kadir Şahin iddiası. Ya benim evim o şey eşim 31 Mart tarihinden önce evden kaçtı. Onun kaçmasının sebebi Ahmet Özdemir diyor. Ve evlilik birliği içerisinde bana ihanet etti diyor. Şu anda Ahmet Özdemir tarafından eşimin istismar edildiğini ve kötü yollara teşvik edildiğini düşünüyorum diye bir iddiada bulunuyor. Asıl evet. Amacı bu. Evet. Gerçek anlam bu. Gerçek de olan bu. Ya sağdan soldan denende bunun yanında diyorlar. Eşinin bir Kastamonu'da neresiydi orası? Söyle bakayım. Azdavay ilçesinde olduğu duyumları geldi sana. En son duyumu öyle geldi bana. Dün de mesaj attı bana kendisi. Aa ne diye? Seni benim sattığımı söyleyecekmiş. Buraya arayıp da. Ben halbuki köyde yaşayan bir insanım. Gariban bir insanı. Öyle bir şey yapmam da yapmam. Yani. Öyle söyleyecekmiş. Beni tehdit ediyor. Sen yayına daha çıkmadan eşin sana ulaştı. Günlerdir ortada olmayan kişi. Babasını aramış. Babası kendisi söylüyor. Esra Erol'a çıkacaktıydı. Ondan sonra... Şimdi siz eşinle öyle bir noktaya gelirsiniz ki eşinin sana olan ihanetini öğreniyorsun. Evet. Muhtar Ahmet Özdemir'le. Evet. İddiam bu. Eşinin sana bir takım fotoğraflar gösterdiğini. Allah. Evde doğru değil ama işte bir ses kaydı aldın. Evet. Orada da bu görüşme olduğunu söylüyorsun. Evet, günlerdir ortada olmayan eşin ilk defa sana dün akşam ulaşıyor. Evet, sen o yayına çıkarsan, isimlerimizi verirsen ben de senin beni kötü yola teşvik ettiğini söylerim diyor. Tuğba sizin neyiniz? Tuğba benim hanımım. Hanımın. Evet. Resmi nikahlı. Evet. Hanım. Eşiniz. Evet. Muhtar Bey, yani muhtar lakabı mı, gerçekten mi muhtar? Muhtar, gerçekten muhtar. Bu dönemde de görevini yapıyor mu? Evet, yapıyor. Şu anda yapıyor. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Kardeşisiniz değil evet, mi? Evet. Şey zaten ispatlı. Abime mesaj atıyor muhtar Tuğba'nın telefonundan. Ne diye? Ben Ahmet Muhtar. Dün akşam size Ahmet Özdemir'den bir mesaj... Dün değil. Ne zaman? Bir iki ay oldu. İki ay önce mesaj geliyor. Ne yazıyor size? Ahmet Özdemir beni normal... Ne oldu? Takıldınız. Ne Ahmet yazdı? Özdemir mi? Hani bir tehdit mesajı mı? Yoksa abinin söylediği gibi hani... İşleri uzatma falan. Uzatma, bir an önce boşanalım. Evet. Bir an önce... siz gelininize, yani sizin yengeniz oluyor. Evet. Yengeninizi Mart ayının sonundan beri gördünüz mü? Geldi mi? Yengemize hayır. Ha? Hayır. Gelmedi. Hayır. Ama bir anda yayına çıktın duyunca ortaya mı çıktı gelininiz? Evet. Evet. Bir de bu abim bundan 30 Mart olmadan önce bir hafta önce bu abime boşanacağım dedi. Boşandıktan boşanacakları zaman bu ciddi evden biz bunu Azdava'ya bıraktık. Evlenmesine bu seni verdi. Verdi. Ondan sonra biz bunu halasının oraya bıraktık. Atsam 9 oldu, bu getirdi. Getirdi. Neyi Ahmet getirdi? Muhtar, Tuğba'yı. Muhtar mı getirdi? Evet. Muhtar sizin ailenizin içinde hanımı niye bu kadar geldi. Çok var? Abimle beraber çalışıyor. Muhtar mı? Evet. Siz muhtarla ne yapıyorsunuz? Beraber daha orman işinde çalışıyorduk ondan biz. Tamam. Orman işinde çalışırken bana diyordu ki ben gidiyorum, işlerim var diyordu köyde. Evet. İşleri falan. Ondan sonra o da Tuğba'nın yanına gidiyormuş. Of. Peki siz daha yeni evlisiniz. Evet. Yani aslında siz 16 yaşından beri arkadaşlık ediyorsunuz Tuğba'yla. Evet. Eskiye dayanan bir tanışıklığınız ve bir arkadaşlığınız var. Evet. Ve 18 yaşını doldurur doldurmaz da 2018 yılında resmi nikah yapıyorsunuz. Evet. Yani daha bir yılınız dolmamış evliliğinizde. Ne oldu da bir anda boşanma noktasına geldiniz? Yani bu muhtar ortaya çıkınca mı? Muhtar ortaya çıkınca. Muhtar işte bunu arıyor, soruyor. Ondan sonra şunu alıvereceğim, bunu alıvereceğim, kandırarak... Yani nereye alıvereceğim, dalıvereceğim yani? Tuğba 18 yaşında, Ahmet Özdemir 55 yaşında ya. İşte onun o yaşta kızı var Esra abla. O yaşta oğlanı var. Yemin ediyor, oğlanın üstüne de, çocuğun üstüne yemin ediyor. Ben böyle bir şey yapmadım ortada. Kim yemin ediyor? Muhtar. Siz onunla yüzleştiniz mi bu konuda?
bu konuda işte seçimden bir günü bir hafta önce geliyor. Bize oy dağıtmaya geliyor hanımı filan. Evet. Orada bir adam daha geldi, meclis üyesi. Ondan filan fotoğrafları orada gösterdim ben. Fotoğraf var. Evet. Gösterdim. Çocuğumun üstüne yemin ederim diyor. Yani bir kendisine fotoğraf karesi aklı... var. Evet. Tuğba ile Ahmet Bey'in beraber olduğu. Evet. Sen bu fotoğraf karesini gönderiyorsun. Şimdi bu yan yana çekilmiş bir fotoğraf karesi atıyorum. Köyde bir yerde duruyorsun. Yan yana bir fotoğraf karesi olursa yemin ederse inanırsın. O fotoğraf karesinde farklı bir şey var mı? Yani yanlış o samimiyeti gösteren bir durum var mı o fotoğraf karesinde? Var. İçki masası ortada. Tuğba Hanım birlikte böyle oturuyor. Zaten çok açık. Bu fotomontaj ya da montaj olup olmadığı çok kolay bir şekilde savcılığa verdiyseniz bu tespit edilir. O yani samimiyeti. Kişilerin beyanına bakılmaz bu anlamda. Peki çok özür dilerim. Tüm bunlar olurken seçimden bir hafta önce gelip oy mu istedi? Oy istedi evet. Geldi. İşte fotomontaj muhtar gerçek değil bunlar dedi. Daha önce de Ahmet Özdemir muhtar mıydı? Evet, bir önceki seçimde. Muhtardı. Peki muhtar olan kişi aynı zamanda sizinle de birlikte nasıl başka bir işte uğraşıyor? Daha işinde çalışıyor işte. Hayır, ekstra bir işi daha mı var? Ekstra bir iş daha işinde çalışıyor. Yazın işte boş kaldığında daha da çalışıyor. Muhtarın ne zaman boş kalsa muhtarın işi işte sadece kendi vatandaşıyla köy halkıyla ilgilenip hizmet etmek. Oradan doğru işlem yapıyor. İşte. Şimdi tabii belirli evet, meslekler toplum bakımından çok önemli. Onlara önemli bir pozisyon veriliyor. Şimdi muhtar mahallede, köyde insanın evet, canını, malını hatta namusunu köyde emanet ettiği o yaşanılan çevrenin birlik düzenini sağlayan kişiler. Evet. Ve bu kişilere seçimle emanet edilmiş bunlar. Devletin mühürünü taşır bu kişiler. Evet. O yaşadıkları yani, çevrenin sosyal düzenini, dirliğini... O köyün devleti muhtar. Evet, yani devletin uzanan elidir. Sizin iddialarınızı duyduğumuz zaman evet, inşallah yargıya intikal etmiştir bu olaylar. Aynı zamanda da tabii bir idari soruşturmanın da konusu olabilir. Evet. Ahmet Özdemir'in cevap hakkı söz hakkını ve cevap evet, hakkını da kullansın. Siz boşanma davanızda dediniz ya benim evet, elimde bazı deliller var. Onları sundunuz mu? Hepsini sunduk. Sundunuz. Ama şu anda asıl merak ettiği Tuğba Şahin nerede? Evet. Ve istismar edildiğini düşünüyorum evet, demişsin. Allah. Hatta eşimle ilgili şöyle bir iddiam var. Raporun yok tabii. Eşimin bir de bir zihinsel engeli var. Var. Bunu biz kaç kere ben evdeyken kolundan o çamaşır değil, suyu falan... O değil, bir devlet raporu var mı devlet hastanesine alınmış? Devlet raporu vermediler işte. Ha, o zaman raporu tamam, yok, zihinsel engeli var diyemeyiz. Bir ihbarımız var. Alo. Alo. Hoş geldiniz yayına. Esra Hanım, merhabalar. Merhaba. İyi yayınlar olsun. Ben Kadir'i tanıyorum. Kimi tanıyorsunuz? Kadir, oradaki Kadir'i tanıyorum. Evet. Kızı da tanıyorum. Sizden bir şey rica ediyorum. Lütfen bir 2-3 sene geçmişe gider misiniz? Nereye? Bütün köy her şeyi biliyor. Bütün köy bu yaşananları biliyor. Biliyor, herkes biliyor. Ben bunun için mücadele de verdim. Neyi biliyor bütün köy söyler misiniz lütfen? Nasıl? Köyün neyi bildiğini söyler misiniz? Bütün köy ya, biliyor dediniz. Bakın bu yeni bir kız kaçıp da 3 günlük mevzu değil. Bu çok uzun bir mevzu. Uzun zamandan beri biliniyor. Kızın babasını da sorgulayın lütfen. Köyün muhtarlarını da sorgulayın. Evet. O kız Kadir'le evlendirildiğinde kaçtı ve o 17 yaşından 18 yaşından küçüktü. Herkes göz yumdu. Şunu söyler misiniz? Ya iddia etmeye çalıştığınız şu bu. Tuğba çok uzun, daha reşit olmadan önce de istismara uğruyordu. Bunu mu demek istiyorsunuz? Evet, evet. Ve Kadir bakın... İkisi de akli olarak da hani nasıl diyeyim taslar. Yani peki hattan ayrılmayın lütfen çünkü muhtarın eşi telefon hattındaymış. Kaç yıldır bu mevzu biliniyor köyde? Hanımefendi size soruyorum muhtarın eşi değil. Bakın, alo. Benim bildiğim 3 yıldan beri bir daha doğrusu kız kaçtığından beri ki kaçtığında da yaşı tutmuyordu. Kaçtığın daha öncesine dayanıyor. Tabii ki yani. Burada hiç kimse kendini masum görmesi. Peki. Rezil ettiler. Çok önemli bir telefon görüşmesi. Hanımefendinin söyledikleri çok önemli. Hanımefendi bir anlatır mısınız köyün bildikleri? Uzun yıllardır devam ediyordu. Başka? Bakın muhtarın eşine de sorabilirsiniz. Ne bileyim
Köydeki orada isim versinler, birini arattırsınlar. Normal evlilik olmadı. Bu kız yaşı küçükken oraya kaçtı. Ama çocuk kaçırmadı onu. Niye kaçtı peki? Kimden kaçtı? Benim anne babasının evinden kaçtı. Kadir'in oraya gitti. Daha hadi sonra bir müddet sonra yaşı küçük olduğu için buna nikah kıyılmadı. Evet. Daha sonra yaşı tuttuğu için kızın da babası da bu işin içerisinde gittiler, nikah kıydılar. Baba ama hangi konunun içerisinde? Kadir'le evlenmesinin mi yoksa muhtarla olan tüm yaşananları bilmesinin içinde mi? Bir şeylerin üstünü mü örtüyor baba? Baba şöyle söyleyeyim ben sana. Muhtar köylüye oraya keşke bir şey gönderebilseniz. Herkes konuyu biliyor ve susuyor. Şunu mu iddia ediyorsunuz? Tuğba Şahin daha 15 çok yaşındayken bir kız cinsel istismara uğradı. Bu örtbas edilmek amacıyla da Kadir Bey ile mi evlendirildiğini iddia ediyorsunuz? Yani Kadir'in saf ve iyi niyetli olduğunu. Evet, yani ben burada Kadir'in mağdur edildiğini iddia etmiyorum. Birebir söylüyorum. Kadir mağdur olan Kadir kendi sözünü dinlemeyen şey olaraktan sürekli kavgalar çıkartan Kadir'in akrabaları var. Ben onlara da ulaşmaya çalışayım. Onlar birebir gördüğü olayları anlatsınlar size. Bu çocuk kaç seneden beri bu şekilde sömürülüyor. Yani şimdi bu aslında Tuğba ile Kadir'in evliliği normal bir evlilik değil. Bazı değil, konuların değil. Evet. Üstünü örtmek ve kapatmak için birilerinin projesi. Aynen onu söylüyor. Kızın babası da biliyor Tuğba'nın Ahmet Özdemir'le olan yaşananları. Köylüler de biliyor. Kadir'le özellikle evlendirildi ki üstü kapansın diye. Tabii canım, yani köy yerinde bir şeyin üzerini kapatmak için böyle. Ya ben şöyle söyleyeyim size. Ben oradan utanıyorum artık. Eşi o biliyor mu peki tüm bu yaşananları? Kim? Eşi biliyor mu muhtar beyin eşi? Ya siz bilmez misiniz? Biliyor. O da sanırım göz yumdu. Peki telefon hattında. Alo. Alo. Hoş geldiniz yayına. İsminiz nedir? İsminin verilmesini ya, istemiyorlar. İsmim... Alo. Buyurun dinliyorum. İsminizi vermenize gerek yok. O yanındaki şahıs. Evet. Ya şimdi o isimler kullan, oruçluyum da şimdi ne, yani şoktayım. Ben direkt sorabilir miyim? Eşiniz Ahmet Özdemir'le Tuğba evet. Şahin'in hem mahkemede de delil olarak sunmuş boşanma davasında hem samimi fotoğrafların olduğu hem samimi telefon görüşmelerini kayıt altına almış ve benim karımı diyor muhtar Ahmet Özdemir kaçırdı diyor. Kaçırdı da. Bu defalarca niye benim evime karısını alıp geldi de Ahmet abi karımı işte intihar etti kurtar, işte karım aç kaldı kurtar, bilmem ne oldu kurtar. Bu sürekli eşimle niye madem şüphelendi de niye evini aldı her gün. Eşinizin bizde muhtar olmasından kaynaklanıyor olabilir mi? Yaşadığı köyde sorumlu olan kişinin. Oradaki dirlik ve düzeni sağlamak adına sorumlu olan kişinin eşiniz olmasından kaynaklanıyor olabilir mi? Bakın eşim yardımcı oldu sürekli. Bu kız sahipsiz. Babası, bak bunun babası, kocası eşime diyorlar ki bunun ne hali varsa görsün, nereye giderse gitsin. Biz bundan bıktık artık diyorlar. Kim? Tuğba'dan bıktılar? Evet. Niye bıktılar? Bu kız çünkü sürekli intihar ediyor, kaçıyor evden. Alıyor. Evet. Köyün adamdan ev alıyor. Bu işte ne kadar diyeyim en son. Seçimden sonra mı? Bir hafta önce mi diyeyim? Ay vallahi bir hafta önce falan. Seçimden sonra Tuğba sizin evinizde mi kaldı? Seçimden ne kadar sonra diyeyim vallahi şimdi tam şey yapamıyorum. Yani vallahi şunu söyleyeyim, Nisan ayı içerisinde Tuğba evini eşini terk ettikten sonra sizin evinizde mi kaldı? Hayır, hemen benim evime gelmedi, git başka bir yere gitmiş. Zaten bunun kaçmak huyuymuş yani ufaklıktan beri, ben de öyle duydum, ben de bunu tam tanımıyorum. Yeni yani tanımaya bu sürekli başladınız Tuğba'yı. Köyünüz kaç haneli bir köy? Ben. Ay nasıl diyeyim?
bilmiyorsunuz. Şunu merak edeceğim. Kendi köyümüzün içinden değil yani. Kadir'in eşiniz Ahmet'le Tuğba'nın samimi bir fotoğrafının olduğunu söyledi. Siz bu fotoğraf karesini gördünüz mü? Ben görmedim. Görmediniz. Bana hatta eşi göstermişti. Evet. Hiçbir şey anlamadım, görmedim, belli bile değil. Yani anlamadım bir şey. Yani siz o fotoğraf karesine baktınız mı? Baktım ama öyle bir şey yok. Hiçbir şey anlamadım, bir şey görünmüyordu. Hiçbir şey görünmüyor, bir şey anlamadınız. Evet. Peki o fotoğrafta bir samimiyet olmadığını iddia ediyorsunuz. Hayır. Peki. Kesinlikle. Bak bu çocuk muhtarlık için, seçim için kullanıyorlar. Kimi kullanıyorlar? Bu çocuğu, bu saf çocuğu, bu zaten saftır kendisi. Kadir bu mi çocuğu, saf? Bu köylüce, bu sizi arayan az önce bir kadın aradı. Bunlar hepsi birlik olup, bu bak eşim kötü bir insan olsa ikinci kez kazanamaz zaten. Bunlar bunu yediremediler kendilerine. Bu planı yaptılar. Yani eşiniz üzerinden oynadılar. Olduğu için mi tüm bu iddialar itiraflar atılıyor? Evet. Bunu yediremediler. Hanımefendi... 3 yıldır biraz önce hanımefendinin iddiası yok. Evet. Bütün köy biliyor ki... Hayır 3 yıldır böyle bir şey yok. Hayır bu geçen seneden Ramazan'dan bir başladılar bunlar. Evet. İşte beni arıyorlar, işte eşinin bununla ilişkisi var bilmem ne. 60 yaşındaki adamla 55-60 neyse... 15 yaşındaki diyelim 18 veya bu kıza bu bakar mı ya? Bu vicdansız. Bu kaç defa intihar etti. Ben gittim hastaneye. Bunlar gelmediler. Eşiniz niye Tuğba'yla bu kadar çok ilgileniyor? Eşiniz niye bu kadar çok hani Tuğba'nın ailesinin ortasına niye bu kadar çok ilgileniyor? Ben de ilgilendim. Çünkü bunu şey yapıyorlar. Nereye giderse gitsin kötü yola düşsün diyorlar. Yasemin abla. Kötü yola düşsün diyorlar. Yasemin abla. Şimdi niye kötü yola düşsün? Yasemin abla. Peki. Efendim? Sen bizim eve geldiğinde niye sinirliydiniz? Niye kavga ediyordunuz hep Ahmet Özdemir'le? Ben sinirli miydim? Sinirliydin. Senin bardağı kaldırdığı, kafana doğru tuttuğu hatırlamıyor musun? Kim sinirliydi? Resminde... Anlayamadım. İkisinin birlikte resmini gösterdiğinde senin... Tepkin yemin neydi? Ederim hayır orada bak Fikret abi de vardı değil mi o gün? Hayır evet, hiç evet. Resim falan yoktu yemin ederim görmedim. Seneden beri çıktığını iddia ediyorsunuz. O... Ama evet, eşinizle evet. Birlikte Kadir Bey'in de iddiası şu 31 Mart seçimlerinden önce oy... Bize kullanın diye böyle bir şekilde gittiniz mi? Kadir Bey'in evine misafir oldunuz mu? Bunu bile bile, eşiniz hakkındaki iddiaları bile yok, bile. Yok ben hiç gitmedim. Onlar hep bana geldiler. Eşini aldı getirdi. Madem eşinden şüphelendi. Niye nereye geldi yanıma? Bu... Eşini niye getirdi? Muhtarın evine mi gidiyordunuz? Köyden ilçeye mi gidiyordunuz? Evet. Köyden ilçeye değil. Bu kaçıyor evet, evden. Yemeğimi içiyorlardı, çayımı içiyorlardı. Güle güle kalkıp gidiyorlardı. Karın kaçıp niye muhtarın evine gidiyor? Onu arıyor. Param yok değil. Bir gün Azdavay'da bıraktım ben bunu. Evet. Boşanacağız değil. Evet. Ondan sonra ben gelmiyorum eve köye dedi. Evet. Ondan sonra bunları arıyor. Haberim var. Bunlara gidiyor. Evet. Ondan sonra bunlar da babasını arıyor. Kızı getireceğiz diye. Ondan sonra bunlar muhtar, hanımı falan bize geliyorlar. Seçimden bir hafta önce. Tuğba kaçtığında hep muhtarlara gidiyordu. Onların eşinden ve muhtardan destek mi istiyordu? Muhtardan destek istiyordu. O ikide bir onu arıyor. Ondan mesaj açıyor. Bu hanımı bilmiyor mesaj açtığını. Şu anda ses kaydını bilmiyor. Yardım ses istiyor onu biliyorum ben. Siz muhtarla yani eşiniz Ahmet'le Tuğba'nın arasındaki neyi biliyorsunuz? Alo. Alo. Neyi biliyorsunuz yani tüm bu iddiaların hepsi yalan mı, iftira mı? Evet yalan. Evime niye alayım ben ya o zaman? Hani ben şüphelendiğim bir şey. Bak başta ben de dedim Kadir'e bak orada şey yapın bak ben de başta dedim. Aydın bunların arasında bir şey mi var Kadir dedim. Kaç defalarca şey yaptım. Neden hayır, şüphelendiniz? Bir şey bulamadım. Neden şüphelendiniz? Yani hangi davranışları şüphelenmenize yol açtı? Ya şundan şüphelendim yani. Niye bu kız sürekli seni arıyor? Niye bu arıyor? Sürekli niye seni başkasını aramıyor? Niye seni arıyor? Dedi başka kimsesi yok dedi. Bak babasını da aradım.
Babası sahip çıkmıyor. Nereye giderse gitsin diyor. Bak o kızın ablasını da arayın. Ablasına da aynı şeyi yapmışlar. Bu şimdi, adam çocuklu kızlarını ne bileyim istemiyor, sokağa atıyor. Şimdi baba nerede sokağa atıyor ama... Nerede çalış diyor kız. En kötü eşiyle bu kadar kötüse babasına gider ya. Evet. Şunu da sorabilir miyim size? Babası ne dedi biliyor musun? Ahmet Bey muhtar olmanın dışında da Kadir Bey'le bir iş arkadaşlığı var mı? Evet iş arkadaşlığı vardı. Ne iş yapıyorlar? Onlar ormanda çalışıyordu eşi. Ama iki dönemdir eşinizin muhtar olduğunuzu söylüyorsunuz. Evet. Muhtarlık evet, dışında evet, nasıl öyle. Başka bir işte çalışabiliyor? Ama hem muhtarlık yapıyor hem de ormanda da çalışıyor. Ne iş yapıyor ormanda? Ormanda ağaç kesiyorlar. Ya bu köye mi katkıda bulunuyor? Ne yapıyor? Onu anlamadık. Hayır, kendine. Yani ağaç kesiyorlar. Onu... Ağaç kesiyorlar. Bu arada bakın hanımefendi, belki de sizin bilmediğiniz, şahit olmadığınız, inanmakta güçlük çektiğiniz çok sayıda da ihbar geliyormuş. Ahmet Özdemir ve Tuğba ile de alakalı sayısız ihbar geliyormuş. Hani bir dönem şüphelenmiş, sonra hanımefendi eşiyle ilgili. Tabii ki böyle bir durumda iyi niyetli düşünürsünüz ama... İlk telefondaki şu cümle çok önemli. Tuğba Şahin'in kendi babası biliyor. Babasını da alın oraya sorgulayın. Çok uzun bir süredir bu kızın istismar edildiğini düşünüyorum dedi. Serpil Hanım birlikte yaşadığı Orhan Çeri 2 ay önce oğlunu kaçırdı. Çocuğu bir anne çocuğunu babadan geri istiyor. Babanın şöyle bir talebi var. 100.000 TL'ye getir çocuğunu al. Ve dahası da var. 16 yaşındaki lise öğrencisi döndüğü Ekbiç 7 ay önce Yakup Dinç ve ailesi tarafından kaçırıldı iddiasıyla anne ve baba Sürtüyor'da olacaklar. Kızlarını arıyorlar. Reklamlardan sonra buradayız, ayrılmayın. İnsan insan nereden insan nedir şimdi bildim. Can can ne yusaylerdir. 16 yaşındaki lise öğrencisi döndü Ekbiç, 7 ay önce Yakup Dinç tarafından kaçırıldı. Kızım döndü Ekbiç, 7 ay önce Kırkan Hatay'dan benim kızımı kaçırdılar, Yakup Dinç. Kızım liseye gidiyordu, babası götürdü, sabahın okula bıraktı, kızım içeri geçmeyi kaçırdılar, babası eve geldiydi. 7 aydan beri bizim uyumuyor, sen arıyor kızım gel. Anne Fadime teyzenin büyük iddiası şimdi Esra Erol'da. Gelin nikahlı, beraber oldum. Orhan Çeri 2 ay önce çocuğumu götürdü. Birlikte yaşadığı Orhan Çeri 2 ay önce oğlunu kaçırdı. Çocuğumu bana getir, ben bir anneyim, ben oğlumu istiyorum. Kaçırdığı çocuğu geri vermek için 100 milyar lira istedi. 100 milyar para istiyor, ben nereden bulabilirim 100 milyarı, ben oğlumu istiyorum. Serpil Hanım'ın iddiaları bununla da bitmiyor. Kan donduran detaylar, akıl almaz iddialar. Oğlum bana getir ne olursa. Şimdi Esra Erol'da. Sevgili seyirciler, konuğumuz Kadir Şahin, eşim Tuğba Şahin, köyümüzün muhtarı Ahmet Özdemir tarafından istismar edildiğini, kötü yollara teşvik edildiğini düşünüyorum iddiasıyla gelmişti. Evliliklerinde de bir takım gariplikler var. Yani evlenmeleri, o evliliklerin sürdürmesinde de bir takım gariplikler var. Muhtarın eşi de telefon hattında, onu tekrar ekip arkadaşlarımız bağlayacak. Bence muhtarın eşinin şu cümlesi çok önemli. Ben şüphelenmiştim. Şüphe sebebi ne? Niye bu kız seni defalarca ve sürekli arıyor? Niye sürekli senden yardım istiyor? Sen niye onunla bu kadar çok ilgileniyorsun diye? Alo. Alo, hoş geldiniz yayına. Bir ihbarımız daha varmış. İlk alo. Hoş geldiniz, selamlar. Selam. Kadir Şahin ve Tuğba Şahin'in evliliği ve aynı zamanda eşi Tuğba Şahin'in Ahmet Özdemir'le bir muhtar Özdemir'le ilişkisi olduğu konusundaki iddialara ne cevap vereceksiniz, neler biliyorsunuz? Uzun zamandır böyle bir dedikodu var zaten. Ne kadar uzun? Yani en az bir 2-2,5 senedir var. Evet, dinliyorum sizi, hiç araya girmeyeceğim. Siz sorun aslında, ben daha ona göre. 2-2,5 yıldır Tuğba ile Ahmet Bey'in arasında ne gibi dedikodular çıkıyordu köyde? Sürekli mesela ben Tuğba benim akrabam.
Evet. Kadir de köylüm olur. İkisini de çok severim. Kadir'in de kimseye zararı yoktu. Kadir de çok düzgün bir çocuktur. Tuğba da yani biz iyi olmasını isteriz ama Tuğba uzun süredir bu adamla böyle bir ara ara kaçıyor, sonra geri geliyor. Yani muhtarın Tuğba'yı 2-2,5 dediğinizde geriye gittiğinde bu kız 18 yaşında. Yani neredeyse hani 16 yaşından beri 15,5 yaşından beri muhtar tarafından istismar edildiğini mi iddia ediyorsunuz? Aynen böyle. Bu durumdan bütün köylü rahatsız. Bütün köylü rahatsız. Bütün köylü bu konuda rahatsız. Ne gibi dedikodular çıkmıştı? Yani bu istismarın haricinde Tuba'yı yani Ahmet Bey daha önce kaçırdı mı? Ya da Tuba her karşında Ahmet Bey'e mi gidiyordu? Köyden uzaklaşıyor muydu? Bir yerde... Tuğba her karşısında Ahmet Bey'e gidiyordu. Ahmet Bey'e gidiyordu. Evet. Babası şikayetçi oluyordu. Kadir şikayetçi oluyordu. Sonra bir ne oluyordu? Bir yolunu bulup bu kızı tekrar geri bırakıyorlar. Baba kimden şikayetçi oluyordu? Baba yani kızını kaçıranlara böyle şikayet etmek istiyordu. Aslında babası da çok iyi birisi. Sadece gariban bir adam. Peki biraz... Kadir de çok gariban. Şimdi Kadir'le alakalı da onu da söyleyeyim. Kadir'in çok saf, iyi niyetli ve kullanılmaya evet. müsait biri olduğu evet. ihbarları geliyor. Tuğba ile evlendirilmesi konusunda Kadir'in bu saflığından faydalandığını söyleyemedim de sinirden cümleyi. Hayır, öyle. Bir plan oldu, bu planın bir parçası olduğunu iddia ediyor çoğu kişi. Bilemiyorum tabii. Hayır, kız kendi isteğiyle ona kaçtı. Bir süre sonra herhalde aileler barıştı. Tuğba mı kaçtı, muhtar mı kaç dedi? Muhtarın kaç dediğini zannetmiyorum. Belki olabilirdi, tam emin değilim. Şunu size sorabilir miyim? Tuğba Kadir'le evlenmeye karar verdiğinde Kadir Bey'in bundan bile haberi yokmuş herhalde, değil mi? O da olabilir. Soralım Kadir'e. Yani, Kadir, yani, Tuğba'nın sana kaçacağını, seni sevdiğini sen biliyor muydun? Biliyordum da benim haberim yoktu. O gün çalışıyordum, kaçtığı gün. He? Ben köylüden haber alıyorum kaçtığını. Benim evim oraya geliyor, kaçtığı gün. Yani sen birlikte kaçalım demeden Tuğba senin evine mi gelmişti? Evet, benim hiç haberim olmadığı gün ben çalıştığım yerden başka birilerinden haber aldım. Kız kaçtı dediler. Ben başkasına kaçtı sanıyorum. Kim haber verdi sana? Ahmet Bey mi? Yok. Köyde halam var benim. Halamdan haber verdi. Evet. Köyde. Şimdi Esra Hanım, Kadir gidip savcılığa şikayette bulunmuş. şüpheli Ahmet Özdemir hakkında cinsel taciz ve kişilerin huzur ve sükununu bozma suçuyla ilgili evet. olarak. Konuyla ilgili olarak da mağdur yani Tuğba evet. ifadesinde köy muhtarı Ahmet Özdemir ile kendi rızası ile ve herhangi bir baskı altında kalmadan ilişki yaşadıklarını, Ahmet Özdemir'in kendisini hiçbir surette rahatsız etmediğini, kimseden de şikayetçi olmadığını belirtmiş. Evet. Ahmet Özdemir ise bütün suçlamaları reddetmiş. Aslında Tuğba, Ahmet Özdemir ile arasındaki ilişkinin kendi rızası ile olduğunu beyan ediyor. Muhtarın eşi telefon attığında acaba bundan haberi var mı? Alo. Efendim. Hoş geldiniz tekrar yayına. Hülya Hanım'ın savcılıkta Tuğba kaçtıktan sonra verdiği ifadeyi duydunuz mu? Evet. Tuğba Ahmet Bey'le ilişkisi, eşinizle ilişkisi olduğunu, kendi rızasıyla kaçtığını söylemiş. Bilmiyorum oralarını. Eşiniz hiç bu durumdan bahsetti mi size? Eşiniz nerede ya, şu anda? Ya böyle bir resimler, bir şeyler dediler de ben hiçbirisine inanmadım. Bu sizi arayan... Eşinizi nasıl bilmiyorsam onunkini de bilmiyorum. Evet. Neyse işte o kadın... Hı hı. Onun eniştesi muhtar adayıydı. Evet. Bu kadın bunun için çırpınıyor. Bunları bunun için uyduruyorlar. Böyle bir şey yok kesinlikle. Bunların planları bu. Bunlar yediremediler. Hatta muhtarlığı ikinci kez kaybedince bu eniştesi. Evet. Bunlar yani oturup ağlamışlar. Yani bu derece. Bunlar bu derece bunu plan şey yapmışlar. Yani kafalarını... Yasemin abla. Heyecandan ne konuşacağımız moralim bozuldu. Yasemin abla, bu resimleri sen bunları, gördün. Bunları
büyük bir planı. Böyle bir şey yok. Benim eşim. Sen bu fotoğrafları gördün. Niye kocana hiç bir şey demedin? Yalan bir söyledim. Yıl önce, özür dilerim. Özür hanımefendi, dilerim. Bir yıl önce eşinizin Tuğba ile birlikte olduğuna dair ne gibi duyumlar duydunuz? Bak daha seçim meçim ortada hiçbir şey yok. Ne gibi duyumlar duydunuz? İşte beni birisi aradı geçen sene aynı böyle Ramazan'da. Evet, Haziran ayında. Ondan beri benim haberim var. İşte bir adamın teki aradı. Bunların evine gidip geliyormuş mu? Ne bu Kadir? Bunların sürekli evine, bunun karısına sarkıntılık yapıyormuş bir adam. Evet. O adam beni arıyor. Evet. Diyor eşin diyor sürekli diyor buraya geliyor diyor. Bir muhtar diyor her gün buraya mı gelir diyor. Hani beni böyle uyarıyor. E ben de dedim ki bakın dedim benim eşim öyle bir şey yapmaz. Kim olumsuz cümle söylüyorsa siz hiçbir zaman inanmadınız. Hayır yemin ederim hiçbir zaman inanmadım. Haklı. İkinci kez muhtar yani bu muhtar olunca zaten herkes nasıl sevinçten ağladılar. O gün yani... Sizin bu ilişkiyi kabul ettiğinizi ifade etmeye çalışıyor Kadir Bey'in kardeşi. Evet. Bu ilişkiyi biliyor ve kabulleniyor diyor. Bunu hanımefendi mi dedi? Mi? Evet, evet, evet. Evet. Yani olan senin eşine oluyor. Benimle ilgili bir problem yok demişsiniz. İma edilen o galiba. Dedi. Bana dediğim sahip çıksaydınız şimdiye kadar. Bana göre ne dedim yani? Bunlar Tuba... eve her gün adam geliyor. ...tarafından mı istismar ediliyor? Anlıyorlar. Buna bir sürü para vermişlerdir şimdi. Bu buraya çık diye. Hepsini biliyorum ben. Peki ne gibi bir saflığı var Kadir'in? Eşinin başına... Kadir'in ne gibi bir saflığı vardır? Eşinin başına gelenlerinden habersiz midir? Saf yani saf yani onu... Ya... Kız gelip burada bana anlatıyor, ağlıyor. Yasemin abla diyor, yanıma diyor erkek geliyor diyor köyden, hani adamlar geliyor diyor. Yani siz Kadir'in eşine sahip çıkmadığını iddia ediyorsunuz. Benim elimde o kadar fazla evrak var ki hep savcılığa bu saf dediğiniz, beğenmediğiniz kişi devletin evet. adli makamlarına müracaat etmiş. Ama bir insanın evet. ahlaki değerleri için sürekli eşinin kendisini takip etmesine de ihtiyaç yoktur. Bunu saflık olarak adlandıramazsınız. Ve siz şunu kabul ediyorsunuz. Ben bu olayı bir seneden beri biliyorum. Hatta o kızın, Kadir'in, saf dediğiniz kişinin evine de birçok kişi gelir gider. Benim eşimin evet. gitmesi mi sorun oldu demek size yakışmıyor. Aslında açık ve aleni bir şekilde... O zaman açık ve aleni bir şekilde... Niye aldılar bunu? Lütfen açık ve aleni bir şekilde siz bunu demeye çalışıyorsunuz. Ben ses şey oldu duyamadım. Evet, siz açık ve aleni bir şekilde zaten... O kız çoğu kişi tarafından istismar ediliyor. Onlardan birinin benim eşim olması sorun değil dediniz. Türkçesi o anladığımız. Hayır sorun evet. değil değil. Yani buna sahip kimse çıkmıyor. Bir sahip çıkınca bu benim eşim kötü oldu. Niye böyle oldu? Şimdi genelde hep böyle kadın bedeni üzerinden konuşulduğunda kadın kendine sahip çıkacak da. Eşiniz ve eşiniz ama benzeri işte, birçok erkek kendine evet. sahip çıkabilmişler eşiniz mi acaba? Eşiniz nerede şu anda? Yanınızda mı? Şu anda köyde yok, mi? Görevinin hayır, başında yanımda mı? Değil, dışarıda eşi. Nerede? Bir şey, yani Kastamonu'da mı başka bir yerde mi? Pınarbaşı'nda. Pınarbaşı'nda. Tuğba Hanım nerede evet. olabilir biliyor musunuz? Ya, onu hani siz bilmiyorum. Siz kol kanat gerdiğiniz için soruyorum size. Yeminle bilmiyorum.
bilmiyorsunuz. Bir de şunu söyleyeyim. En son şunu söyleyeyim. Hani seçimden önce, o seçimden sonraydı galiba. Ben de oruçlu şimdi pek şey yapamıyorum. Ne veriyor kızına? Evet. Kızım sen, kadın sığınma evine mi git diyor. Artık nereye gidersen git diyor buna. Bu kız çantayı alıyor geliyor. Evet. Kaymakamlığa müracaat mı diyor, bir şey yapıyor. Biz de eşimle gittik üçümüz. Evet. Bunu kaymakamlığa işte Kastamonu'ya mı nereye, Garibiye mi nereye yerleştiririz? Hani kadın sığınma evine bunu yerleştirmek istedik. Evet. Çünkü benim evim de sürekli kalamaz. Benim genç çocuğum var, oğlum var, yani ayıp bir şey. Benim evimde fazla duramaz. Hani hadi 3 gün misafir ederim, 4 gün misafir ederim. Ama 15 gün misafir edersiniz. Evet, misafir evet kadın tamam. Kadın sığınma evine bunu gittik eşimle teslim ettik. Kaymakamın haberi var. Gidin araştırın. Ondan sonra orada da bir gün mü durdu, 2 gün mü durdu bilmiyorum. Yani orada da zaten biz zor bıraktık onu, çok ağladı. Ondan sonra oradan da kaçtı bu. Evet. Tekrar aldık biz. Evet. Hani kötü yollara düşmesin diye. Çünkü o kadın sığınma koruma evlerine laf mı tutuyorsunuz? Nasıl? Hanımefendi, kadın sığınma evet. evlerine giren çıkanın kim olduğu belli değil diyorsunuz ya. Ama tamam da ben tam onu, tersi söyleyeyim. Yanına, bence tamam en güvenilir be, yer orası. Kızı. Sizin evinizde sizin kim olduğunuz, ne olduğunuz pek belli değil. Bunu bir ayırt edelim burada. Benim evimde mi? Beni, bak beni binlerce kişiye arayın sorun. Beni sorun bakalım, bu ev nasıl bir ev, ben nasıl bir Bana, insanım? Ben eşinizle alakalı iddiaları söylüyorum. Ha. Eğer bu kız 16 yaşından beri ihbarlarda olduğu gibi eşiniz tarafından istismar ediliyorsa ve kullanılıyorsa eşinizin hayır, öyle bir şey başınız çok olamaz. Hayır, 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 kesinlikle öyle bir şey yok. Göreceğiz yemin bakalım. En şey son bu kız sizin yok. Evinizde ne zaman kaldı? Tarih verebilir misiniz? 31 Mart seçimlerinden sonra az önce reklama gitmeden önce 15 gün bende misafir oldu dediniz. Ya 15 gün mü? Öyle bir şey işte yani ara ara geldi. Zaten bu ara ara köye, bir ara köye gitti, tekrar geldi. Ama bunu şimdi ben hatta dedim ki yani bu daha kaç gün burada kalacak? Bak Tuğba dedim, bir ayıp, burası küçük yer, dedikodu olur. Bak kızım ben seni bu kadar burada tutamam dedim. Bak ne kadar kötü de olsa babanın yanına git dedim. Kadir'in yanına gitme kesinlikle dedim. Eşin senin ne olduğu belli değil dedim. Bak sen babanın kötü evet. de olsa babanın yanına yakışırsın kızım dedim. Evet. Bu benim kızım yaşında ya. Bak o bende kaldı ya. Biz ikimiz karşılıklı yattık. Kızı arayın isterseniz. Bak bir yalanım var mı? İkimiz aynı odada kaldık. Eşim zaten geç gelir benim. Yani dedim o kızım kardeşim mi nasıl diyeyim yani. Siz ben bunu Tuğba'yı bu şekilde görebilirsiniz. Bu hissettiğiniz evet. duygu çok normal. Aciz ve savunmasız olduğunu bir şey düşündüğünüz olsa, benim, bir benim çocuğa, bir kız herkes çocuğuna biliyor. Sahip çıkıyorsunuz. Ama evet. eşinizin Heh. Aynı gözle bakmadığı konusunda çok sayıda da ihbarlar var. Ve en evet, önemlisi bir fotoğraf karesi var. Fotoğrafı yaparlar, her türlü şeyler yaparlar. Şimdi şeyler çıktı, her türlü şeyi yaparlar. Şey Yasemin abla, Yasemin evet, abla. Ben de konuşabilir miyim? Bu telefon konuşmasında senin oğlunun ismi geçiyor. Bu bu kendisi şikayet etmiş oğlu. Oğlunu Tuğba. Bu şeyler tamam, küfür etmiş. Tamam. Kocan diyor ki seni İstanbul'a ileteyim diyor Tuğba'ya. Tuğba da yok ne ben diyor? İstemiyorum diyor. Tuğba hiç anlamadım. Şimdi, bir saniye. Tuğba telefonda Ahmet Özdemir'le Tuğba telefonda konuşuyor. Evet, evet. Ne diyorlar telefonda? Şey, Ahmet bu 1,5 saatlik konuşma. Evet. Normal, onu bilmiyorum. Ahmet Özdemir diyor ki İstanbul'da eleteyim seni diyor. Tuğba da diyor İstanbul'da olmaz diyor. Ben yapamam İstanbul'da diyor. Evet ben de diyorum. Siz niye Tuğba'nın İstanbul'a gelip gitmesiyle eşiniz bu kadar ilgileniyor? Oğlunuz kaç yaşında hanımefendi? 19 yaşında. Peki oğlunla ilgili Tuğba niye, yani sizin oğlunuzla ilgili Tuğba niye şikayet ediyor babasına? Bu? Ya bu sürekli Ahmet, bu kız, oğlu... bu kız içimi aradığı için sürekli... Evet. Yani sürekli aradığı için
Yani baba diyor sen, yani sen karışma, başın belaya girecek diyor. Sen karıp çünkü bu kızın geliyor. Ama sizin eşiniz ne olduysa bu kızın koruyucu meleği kesilmiş bir anda. Evet, evet meleği. Ay o da aşık değil, kusura bakmayın. Yani ona ve aşık 19 değil. Yaşındaki oğlu bile 55 yaşındaki babasını uyarıyor. Baba, bu kız seni sürekli arıyor. Sen bu kızın sürekli yanına gidiyorsun. Bu kız sürekli seninle iletişim halinde. Senin başın belaya girecek. Yani o 19 yaşındaki gencecik, tecrübesiz, evet, toy bir evet, çocuk. Ben de dedim. O resmi görebilmiş. Bak dedim ki bak bu kız uslanmaz diyorum. Yani bu kız yani bu sürekli erkekleri arıyor, şey yapıyor. Bu, alo. Dinliyorum sizi. Hattan ayrılmayın ya, lütfen. Kadir'in halasının oğlu Muammer Bey telefon hattında. Evet. Halanızın oğluymuş. Muammer Bey merhaba. Merhabalar. Hoş geldiniz. Nedir ihbarınız, bildikleriniz tüm bu süreçle alakalı? Teşekkür ederim. Şimdi bu süreçle ilgili ilk baştan ben bu olayı, ben ilçede aynı zamanda taksicilik yapıyorum. Evet. Yamanlara gittiğimde orada bir vatandaşın bir tanesi Ahmet'le bu kadının ilişkisi olduğunu söylediler bana. Evet. Ben dedim ki o arkadaşa bak ben Ahmet'in her şeysine kefil olmam ama ben bu ahlak konusunda bu zamana da hiçbirisini duymadım dedim. Hı hı. Oradan ayrıldım bir başkası söyledi. Bir gittim bir başkası söyledi. Daha sonra Pınarbaşı'nda Yaman'dan eski muhtarını çağırdım. Muhtarım böyle böyle bir olay var. Bu Ahmet'i bulalım, bu Ahmet'le bir konuşalım dedim. Hı hı. Çünkü dayımın oğlu kendisi. Hı hı. Biz Yaman'dan eski muhtarı Hasan Şahin'le beraber Ahmet'i aradık, parka gittik. Parkta Ahmet'e dedim, Ahmet böyle böyle bir olay var. Bu işin aslısı nedir? Dedi ki çocuklarımın ölüsünü yapayım böyle bir şey yok dedi bana. Evet. Ben daha sonra dedim ki bak Ahmet bu olaydan uzaklaş, bunlardan uzaklaş, bunlardan uzak dur. Kendini aklayamazsın. Seçim arifesi, seçime gidiyoruz, bir sene kaldı seçime. Bu işten kendini ayıklayamazsın. Bu daha sonra ben böyle dedim, bu dedikodular ayıka çıkmaya başladı. Ayıka evet. Çıkmaya başladı. Bir hafta sonra görüştükten sonra ikinci kez görüştük. Taksi durağında Ahmet, ben, Yamanların eski muhtarı Kadir. Hı hı. Aynı Yamanların eski muhtarı da aynı tembihi yaptı buna, söyledi. Bu devam etti böyle. En son 30 Mart günü bu kadın kayboluyor. Kadın kayboluyor. Ben de 31 Mart seçimden öğleden sonra duydum bu olayı. Pazartesi günü yani 1 Nisan günü öğleden sonra Kadir beni aradı. Ben köylüydüm. Evet. Ben dedi Pınarbaşı'ndayım abi dedi böyle böyle. Benim hanım dedi kayboldu dünden beri. Pınarbaşı'ndayım. Kardeşlerin geliyor Zonguldak'tan dedi. Hı hı. Ben de ona dedim ki git savcılığı bir dilekçe ver. Bu kadın 3 günden beri kayıp. Bir yerde başına bir şey gelir, ölür, senin başını yakarlar. Bunun hayatından endişe ediyorum diye bir dilekçe verdim. Pınarbaşı'na geldim daha sonra akşam üzeri. Durakta arabadan indim, ben taksit yapıyorum aynı zamanda. Ahmet karşıma geldi, hayırlı olsun falan diye konuştuk. Dedim Kadir'in hanımı kaybolmuş, bilgin var mı dedim. Hı hı. Benim yanımda dedi bana ilkim. Yani nasıl senin yanında adamın karısı kayboluyor, yani senin yanında ne arıyor falan diye ben burada akraba oluştuk, ben tepki verdim. Ben bilmiyorum dedi. Bana. Kimin ondan yanındaymış? Sonra, Ahmet Bey'in yanında mıymış kız? İlkin Ahmet bana benim yanımda dedi. Ha benim daha yanımda sonra, dedi. Ha daha sonra ben tepki verince ben bir şey bilmiyorum dedi. Daha sonra o Ahmet yanımdan gitti. Biraz orada biz bundan bu konuyla ilgili tartıştık. Ahmet bana orada hatta dövüşecekti işte bak. Bana şunu söyledi. Bu kadar dedi çok şey yapıyorsa dedi araştırıyorsanız dedi onun dedi kız kardeşi de nerede olduğu belli değil gidin ona sahip çıkın dedi bana. Tuba'nın bir de ben, aynı şekilde bir kız kardeşi var o da... Ya o da İstanbul'da bir yerde nerede olduğunu bilmiyoruz. Kaç seneden beri işte bir şeyleri evli diyorlar. Kimisi farklı yollarda diyorlar. Bilmiyoruz günah boyunca. Yani ben yıllardan beri görmedim. Valla şu işte, anda ihbarlarda yani Kadir'in de söylediği Kastamonu Azvaday Azdavay ilçesindeymiş. Görenler, tanıyanlar, Tuba Çetin'in nerede olduğunu bilenler ihbarda bulunacaktır. Sizin söyledikleriniz de çok önemli. Ahmet Özdemir de söz hakkını ve cevap hakkını kullanmasını istiyorum. Bir tarafta 55 yaşında. Tuba'nın babası yaşında bir adam. Bir yıldır, iki yıldır köyde konuşulan bu. Herkesin bildiği bazı şeyler var. Kimi ismi geçsin istemiyor ama ihbarlarda bilgileriniz bizde gizli kalacak. Bildiğiniz her şeyi yazabilirsiniz. Ahmet Hocam. Muhtarın eşi hanımefendi şunu sormak istiyorum. Eşiniz köye muhtar olmakla kalmamış, gönlünüze de muhtar olmuş. Fakat ilk sorulduğunda köyünüzün kaç hane olduğunu bilmiyorsunuz ama
burada saf ve temiz bir adamın oyuna geldiğini çok ayrıntılı anlatıyorsunuz. Bu bir. Bir de birçok kez dikkatimi çekti. Hep oruçlu olmanızdan bahsettiniz. Lütfen oruç ve namazı fazla kullanmayalım. Bunlar insanı kurtarmaz. Hadis-i şerif bu. İnsanlarla olan ilişkisi kurtarır, adaleti kurtarır. Gerçekten. İhbarlar geliyor. İnşallah da bulacağız. Teşekkür ederim. Gel. Böyle kendi dünyasında. Bakalım altından ne çıkacak. Serpil Hanım geliyorlar. Serpil Köz program başvuru programımıza başvuruda bulundu. 10 yıl boyunca dini nikahlı bir beraberlik yaşadım Orhan Çeri ile. 2 ay önce %40 engelli olan ortak çocuğumuz Muhammed Çeri'yi elimden aldı. Ve bana sadece para karşılığında 100.000 TL karşılığında çocuğumu geri vereceğini söyledi. Ama dahası şu anda hanımefendi çocuğunun kendi çocuğu olduğunu bize bir kimlik belgesiyle ispatlayamaz. Çünkü Orhan Çeri çocuk dünyaya geldikten sonra kendi resmi nikahlı eşinin üzerine kaydettirmiş. Ama Allah'tan hastanede doğum yapmış ve doğum belgeleri var. Serpil evladına ulaşmak, onu bulmak isteyen bir anne gelsin stüdyomuza. Ben çok mağdurum, kurtarın ne olur. Önce çocuğum. Gel. Önce çocuğum. Oğlum istiyorum. Oğlunuz Muhammed'i istiyorsunuz. Evet. Benim çocuğum ortada çok mahvoldu. Ben çok hatalar yaptım. Ailemi dinlemedim. Bütün herkese ibret olsun. Ben bir anneyim. Ben evladım için kardeşlerimden vazgeçtim. Ben sadece oğlumu istiyorum. Bir anne olarak. Ben çok hatalar yaptım. Hatalardan ders çıkarttım. Bundan sonra ayaklarımın üstünde duracağım. Çalışacağım. Mükemmelim zaten. Ben kendimi övmüyorum. Beni herkes biliyor. Nasıl bir anne olduğumu da biliyor. Nasıl bir aileden geldiğimi de herkes biliyor. Ama hatalar yaptım. Herkes hatalardan ders almak önemli. Bütün genç kızlara sesleniyorum. Annelerimizi ve babalarımızı dinleyelim. Sadece bunu diyebilirim. Ben dinlemedim bu haldeyim. Ben dinlemedim. Yani dinlemiş olsaydım, ben ablamı dinlemedim. Ablam bana dedi ki o evli. Ben dedim ki abla kıskanıyorsun. Ben keşke ablamı dinleseydim Esra Hanım. Orhan Çeri resmi nikahlı, evli. Siz evet, evli... Beni kandırdı, bekarım dedi. Kimliğini bana gösterdi, bekarım dedi. Ben ona güvendim. Evime geldi, beni istedi. Bekarım dedi, aldı beni götürdü, Urfa'ya götürdü. Öyle söyleyeyim. Sonra getirdi İstanbul'a, gittik geldik. Sonra hamile kaldım, istettirdi. Ailesinin içine koydu çünkü hamile kaldım. Çocuğumu aldıramadım. Bana dedi ki orada kadınlar, bilmiyordum. Yine yaşadık, orada yaşadık. Belirli bir süre yaşadım Urfa'da. Yaşadıktan sonra yemek yiyorduk, sofra kuruldu. Bana dediler ki sen biliyor musun bunun 3 tane çocuğu var. Ben orada öldüm yani ama çocuğum var, daldıramadım. 4 ayı geçmişti. Yalvardı, seni seviyorum dedi. Ev açtı bana orada. Orada bir müddet yaşadık. Çocuğum doğana kadar Urfa'da. Sonra Mardin'de bir ev açtı. Orada yaşadık. İlk götürdüm, Mardin'de oturdum. Sonra beni Urfa'ya götürdü. Ailesi aldı orada dedi. Yapamaz dedi. Hamile kadın dedi. Ailesi beni götürdü. Ben bile bile o kadının üstüne gitmedim. Kadın bile beni suç... Yuga yuva yıkan kadın değilim. Ben dedim bilseydim dedim. Ben dedim buraya gelmezdim. Senin dedim eşin, sen gereken kişiyi suçlayacaksın, beni suçlamayacaksın. Şimdi benim üstüme bir kadın daha getirmiş. Şu anda benim çocuğum onun elinde. Yabancı bir kadın getirmiş şu anda. Bismillah. Dur. Evet. Sen? Evet. Kaç yıl oldu ayrılalı? Ben şu anda yaklaşık, ben 3 senedir onunla bir birlikteliğim yoktur. Ona beddua ettim, ayakları kırıldı Esra Hanım. Dedim ki çocuğuma bakmadı, evine bakmadı. Ben ona dedim ki ekmeğini getir, çocuğumu ver.
benim malım var dedim, bakarım. Kendi çoluğuna çocuğuna bakıyor mu resmi nikahında eşine? O şu anda benim malımla bakmaya çalışıyor Esra Hanım. Bana diyor ki senin malını satacağım. Yani ona bakmayan sizin gene hiç bakmaz, o açıdan söylüyorum. Bakamıyor zaten. Üstünü başını aldı, diyor ki sen bu çocuğa pantolon niye koymadın? Sen bu kadar aciz misin? Sen bu kadar benim çocuğum, ben büyüttüm Esra Hanım. Baba oldum, anne oldum ben. Ben çok çöktüm Esra Hanım, ne olursunuz bana yardım edin. Orhan Çelik resmi nikahlı evli, resmi nikahlı. Evet, eşinden kaç çocuğu var? Şu anda 3 kızı 1 oğlu var. 4. Bir de benimkisi 5. 4 tane çocuğu var. Evet. Sizinle olan dini nikahlı beraberliğinden bir tane, çocuğunuz var. 3 yıl önce ayrıldığınızı ve bu ilişkinin bittiğini söylüyorsunuz. Evet, bitti. Bir dönem Urfa'da yaşadınız. Sonra İstanbul'a geldiniz. Siz İstanbul'da tek kalmışsınız herhalde. Çocuğunuzu siz mi büyüttünüz? Ailemin yanına geldim. Babam çocuğumu kabul etti. Benim çocuğumu babam büyüttü. Ablam büyüttü, ailem büyüttü. Onu diyebilirim. İki ay önce Orhan Çeri neden? İki ay önce. 9 yaşındaki oğlunu kaçırdı. Evet. 100 milyar para istiyor benden şu anda. Şimdi... Yani bu çocuk bizim ortak çocuğumuz. Evet. Sen bu çocuğu bana göstermiyorsun. Evet. Ben çocuğumu görmek istiyorum diye mi kaçırıyor, yoksa bazı malınızın bazı mülkünün, mal da var. Evet, işin içinde mal da var. Olduğunu, o parayı keş önüne koyana kadar çocuğu sana vermeyeceğim dediğini iddia ediyorsunuz. Bana şöyle diyor ki, bana diyor 100 milyarı getir, abilerinle konuş veya ablanla konuş, ablan bağlanabilir. Ablandan işte 50 milyar al, 6 ay sonra da 50 daha verirsin, 100 milyar. Ben seni tapu dairesinden geleceğim, bütün mal varlığını vereceğim. Benim 100 milyarımı ver, benim sana para ödedim Serpil diyor. Serpil Hanımcığım. Çocuk içinde bunu istedi. Ortak çocuğunuzu, Orhan Çeri, iddianız şu. Evet. Para kar, oğlunuz engelli. Evet, engelli. Ve tüm tedavisi, tüm süreç sizinle beraber. Tabii ben, hep ben yaptım. İki ay önce kaçırma sebebi. Evet. Gerçekten o maddi beklentin mi sizden? Evet, para istiyor benden 100 milyar. Peki. Bu çocuk kimin üzerine kayıtlı? Karısının üzerine kayıtlı. Karısının ismi benim ne? Haberim olmadan, onun haberi olmadan kendi diyor ki devlet biziz Urfa'da. Karısının ismi ne? Esra. Esra ile Orhan. Resmi nikahlı evliler. Evet. Çocuk onların yanında mı? Yok, yanlarında değil. Kadın kabul etmiyor zaten. Şimdi başka bir kadın getirdi. O kadın nerede? Antalya'da. Şu anda onunla beraber yaşıyor. Çocuk nerede? Onların yanında. Yani Orhan Çeri'nin çocuğunu kaçırırken ben babayım, çocuğumu görmüyorum. Zaten bu çocuğun nüfusunda da... Bizim üzerimize senin hiçbir hakkın yok diyerek kendi evinde bakmıyor. Evet. Şu anda farklı bir adreste başka bir kadınla ilişki yaşıyor. Evet. Çocuk orada. Evet, onun elinde. Ve para karşılığı. Evet. Paramı istiyor işte. 100 milyar verirsen çocuğunu getiririm bana. Ben dedim ki ben şu anda dedim ben kiramı ödeyemiyorum. Ben senin yüzünden dedim imzaları çocuğum için dedim. Bana ver çocuğumu. Beni tehdit zoruyla zaten aldı bir dairemi. Bir de yarım ablamın mesela diyelim hisse tapulu 5 kardeşe bölünüyor. Onu aldı, onu satamıyor şu anda. Hisse tapulu olduğu için onlara el koyamıyor, koyamadığı için şu anda 100 milyar. Niye sizin malınızı, mülkünüzü istiyor ya da onu istiyor haksız yere kendini almak istiyor? İstiyor işte, bilmiyorum Esra Hanım, onu da kendisi bağlansın, söylesin. Ben buradayım. Ben ona dedim ki orada hesaplaşalım. Esra Hanım'a seni bekliyorum dedim ben ona. Yazıyor, mesajları siliyor. Sizin ailenizden kalan bir mal varlığınız mı var? Var, evet var. Babadan kalan bir dairem bunları var. Bunları sizden almak mı istiyor? Evet, onları da istiyor. Hem çocuğuma diyor benim zürriyetim diyor. Sen diyor onları bana verirsen diyor ben sana diyor çocuğunu vereceğim. Beni böyle tehdit ediyor. Ben de çocuğumu istiyorum. Ben kardeşlerimle onun yüzünden kötü oldum. Ben çocuğumu istiyorum. Kardeşlerinizle niye kötü oldunuz? Aynı yani işte bu adama... Neden böyle yaptın? Neden gittin? Diyorum hatalar insanlara mahsus. Esra Hanım ben hatamı kabul ediyorum. Ama ben bile bile gitmedim. Bana bekarım dedi, beni kandırdı. Ben evli olmuş olduğunu bilseydim ben zaten bunlara girmezdim Esra Hanım. Ben dürüst bir insanım. Bütün mahalle bağlansın. Nasıl bir anne olduğumu herkes söylesin. Allah için istiyor. Çocuğunuzun özel bir durumu da var. Var. Otizm, apitik otizmi. Ben onu tek başıma büyüttüm Esra Hanım. Benim şu anda çocuğum ne yiyor, ne içiyor bilmiyorum. Yani bu mesela iki aylık süreçte yemesi, içmesi, atıyorum i̇şte fizik tedavisi, yani eğitimleri var mıydı? Yani tabii şu anda bana ihtiyacı var. Tabii ki okul eğitimini yapamadı. Babasının yüzünden yapamıyor. Ben ona diyorum ki bak diyorum benim çocuğumun nüfusunu benim üzerime ver. Senin karın kabul etmiyor. E burada tutuyor bana kimliğini veriyor. Karısının kimlik fotokopisini atıyor. Anlatabiliyor muyum? Hani böyle işte böyle okula götür şöyle ama kabul edilmiyor. Yani hastaneye götürüyorum oluyor ama öbür türlü mesela yani hastanelerde olsun, okulda olsun Osman Faruk'a yazdırdım hem yüzünden
eğitim bile alamıyor. Şu anda nerede? Nereye götürdü? Bunu nasıl ispatlayabilir Hülya Hanım? Şimdi hani baba biyolojik anne burada. Evet. Elinde annenin, sadece doğum belgeleri var. Annenin yapması gereken aslında Orhan Çeri ile muhatap olmak yerine adliyeye gidip bu çocuğun biyolojik annesi benim. Çünkü hanımefendinin elinde bütün doğum belgeleri var. Her şey. 10 Mart devletin hastanesinde sezaryenle doğum yapmış. Çocuğa ilişkin bütün kayıtlar var. Yine çocuğun belirli dönemlerde sağlık takibinin, eğitim takibinin Serpil tarafından yapıldığı da belli. Buradan Orhan Çeri'ye ve eşi Esra Çeri'ye seslenmek istiyorum. Bu annenin açacağı anneliğin ben tespiti yapamıyorum. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde açacağı davayla anne bunu elde edebilir çok rahat bir şekilde. Çünkü çok fazla devletin kurumundan bu davaya dayanak yapabilecek delili var. Size seslenmek istiyorum. Bunu gelin çocuğu anneye teslim edin. Çünkü şu anda yapmış olduğunuz şey Türk Ceza Kanunu'na göre suç. Bir çocuğun nesebini değiştirmişsiniz. Babanın soy bağı değiştirilebileceği gibi gerçek biyolojik anneyle nüfusa kayıtlı anne arasında değişiklik yaparak da bu suç işleniyor. O yüzden de Esra Hanım'a da buradan eşini ikna etmesi noktasında çağrıda bulunmak istiyorum ben. Ama Esra Hanım'ın yanında değilmiş hanımefendinin iddiası. Üçüncü bir eş var. Bir tane daha yani getirdi. Yani bir hayat arkadaşı var. Ve artı tehditle ben bunları açamadım dava. Daha var ondan olmayan. Onları da öldürürüm diye beni tehdit ediyor. Yani yapamıyorum. Çünkü tek başına bir kadınım. Sığınacak hayır, bir yerim yok. Hayır bu kadar 10 yılda, 9 yılda çocuk önemli olmadı da son 2 ayda evet, sadece evet, çok para önemli. Pul mu? Para pul. İşin içine para mal girince Esra Hanım onun çocuk umurunda değil. Onun umurunda olan şu anda sadece ve sadece para. Nasıl para alabilirim? Çünkü malı yiyemiyor. Ortak olduğu için satamıyor. Ben nasıl vurabilirim? 100 milyar para istiyor. Geleceğim tapu dairesinden senin mal var. Vereceğim. Size ait olan hiçbir malını sattı mı daha önce? Satamadı işte. Şimdi gelmiş buralardaymış. Resmi var çocuğumun telefonda. Konuşabilir mi? Hemen. Ne o resmi olan? Benim çocuğumu getirmiş buralarda gezdiriyor. Anlatsın. Ha, İstanbul'da olduğuna dair. Ne iş yapıyor Orhan Bey? Tırcılık yapıyordu, şu anda çalışmıyorum diyor. Ben diyor ki seni düşünmek zorunda değilim diyor. Ben diyor çocuklarımı düşünmek zorundayım. Ben dedim sen çocuklarını düşünüyorsun dedim. Benim paramla mı düşünüyorsun, benim malımla mı? Benim malım varsa dedim Muhammed'imin dedim. Bizden bırak, beni bırak. Git. Siz peki ilişkiniz boyunca diyorsunuz ki hani evet. Benim maddi durumum ona göre daha iyiydi. İyiydi, hiç evet. Böyle hani daha önce hep verdiniz mi? Tabii ki 10 milyar bir kredi çeklerimden aldı zorlukla. 10 milyar biri aldı Esra Hanım. Hep beni paramla vurdu, anlatabiliyor muyum? Yani kardeşlerim bile bana bu yüzden sırt çevirdi. Buna bu şekil yaptığımdan dolayı ben onun için yapmadım. Ben çocuğuma yuva açtım. Ben çocuğumu annesiz büyütmek istemedim. Ben çocuğumun peşindeyim. Bütün herkes duysun bunu. Ben çocuğumu istiyorum. Ben bütün maldan, mülkten, dünya her şey boş. Benim için çocuğum önemli. Benim çocuğum şu anda yarım. Ben çocuğum beni şu anda gelse ben onun kokusuna ihtiyacım var. Ben uyuyamıyorum. Ben kardeşlerimle onun yüzünden kötü oldum, mal işin içine girdim ve şu anda sahipsizim. Abilerim bile maldan da bir sebep beni dışladı. Anlatabiliyor muyum? Hem onlar malı istiyor hem bu istiyor. Diyorum ben çocuğumu istiyorum. Ben dedim çocuğum için yaptım. Abilerime de buradan sesleniyorum. Ben denize düştüm. Ben yılana sarıldım. Siz beni yılana sardırttırdınız. Size buradan sesleniyorum. Sizin de evlatlarınız var. Ben bir anneyim. Herkese ibret olsun bu konu. Ne olursunuz bana yardım edin Esra Hanım. İbretlik sadece yani sadece evli biriyle... ben anneyim, ben anneyim. Hayır, yani ben anne oldum. İbret olunca... Belki ben kötü olduysam, abilerim beni kötü biliyorsa şu anda... Ben anne olduğum için eğer kötüysem ben kötülüğümü kabul ediyorum Esra Hanım. Bu anlattıklarınızın dışında daha fazlası var mı hikayede? Yok, başka hiçbir şey yok. Benim Allah'a çok şükür. Nerede doğum yaptınız? Ben Urfa'da doğum yaptım. Şanlıurfa? Şanlıurfa'da evet orada doğum yaptım. 10 Mart 2010 tarihinde Sezeryan'da evet, doğum yapmışsınız. Evet, oğlunuzun evet. Nüfus kağıdında da 12 Mart 2010 tarihi evet, doğum tarihi olarak yazılmış. Kan. Evet. Baba adı evet, evet. Orhan, anne adı Esra. Evet, ama orada. Biyolojik anne Serpil benim, Hanım. Evet benim. Size şunu sormak istiyorum. Tabii ki siz sorun. Bu çocukta yani kanuni anlamda hiçbir bağınız yokken. Yok bu çocuk, evet yok. Orhan Bey'e de buradan seslenmek istiyorum. Evet. Biyolojik anne...
isim olarak kalmış. Esra Hanım bu çocuğun annesi olarak gözüküyor. Bu çocuk nasıl İstanbul'da bütün sağlık takibi yapıldı? Evet. Eğitim kurumlarında? Evet, evet, evet. Eğer Orhan Bey'in iddia ettiği gibi bu çocuğun annesi Esra Hanım'sa, Esra işte, Hanım bu çocukla niye ilgilenmedi? İlgilenmedi işte. Şu anda üçüncü istemiyor. Bir kişi niye ilgileniyor? Ya şimdi o kadın... Üçüncü şahsen de bana telefon ediyor Esra Hanım. Diyor ki senden daha güzel bakıyor diyor. O kadın diyor benim yüreğimi yarıyor ne olursunuz. Benim çocuğum şu anda can güvenliği yok. O çocuğumu dövüyordu yani. O hasta olan çocuğuma babalık yapmadı. Ve çocuğumu çok da dövüyordu. Çocuğum ondan çok korkuyor. Esra Hanım ne olursunuz şimdi onun elinden alın. Yani çocuğunuzun rahatsızlığı var, %40 evet, engeli evet, var evet, evet. Ve bir de tedavi süreci var. Yani evet, özel evet, bir çocuk olduğunda evet, altını çizmişsiniz. Evet. Orhan Çeri'nin söz hakkı ve cevap hakkı vardır. Dilerim kullanır. Şu anda da İstanbul'da olduğunu iddia ediyorsunuz. Ben biliyorum, çalışma... görenler öyle dedi ve resmini gösterdi. Ben gece onun resmini öperek yattım Esra Hanım. Bu Orhan Çeri nerede yaşıyor? Urfa'da mı yaşıyor? Şu anda Urfa'da. Öbür karısı yaşıyor, nikahlı olan. Bana telefon ediyor diyor, ben de Antalya'dayım. Beni tehdit ediyor. İşte 100 milyarı hazırladın mı? Ben İstanbul'a geliyorum ya. Ben kiramı şu anda ödeyemiyorum. Ben sana kredi çekmekten, ben şu anda sıfırı tüketmiş bir kadınım. Sen benden ne istiyorsun? Git abilerinle konuş, bana 100 milyar versinler. Git hisseni onlara sat. Git onlara hisseni 100 milyarla sat. Siz 3 yıl önce ayrıldınız. Şimdi tekrar niye bu konu evet, gündeme geldi onu anlayamıyorum. Rahatsız ediyor işte, bırakmıyor Esra Hanım, bırakmıyor. Yani çocuğumu bırakmıyor diyorum, çocuğumu bana ver diyorum. Yani çocuğumla, hep beni çocuğumla vurdu, bu ana getirdi yani. Baksanıza beni ne hale getirdi Esra Hanım, uyku uyuyamıyorum ben. İsimsiz bir ihbar varmış. Alo. Alo. Bağlansınlar. Orhan Çeri'yi tanıyor musunuz? Ben kendisini şahsen tanımıyorum ama kuzenimin birlikteliğine şahidim. Yani birlikteliği olmuştur kendisine. Serpil Hanım'la birlikteliğine şahitsiniz. Evet, yani bazı yerlerde ikamet ettiğini duymuştuk. Yani evine falan gitmedik gerçi kendisinin ama ona kendisine tehditle işkence yaptığını, çocuğuna işkence yaptığına şahidiz yani. Yani şahit evet, derken, ettim ben çok şikayet ettim. Kendisinden bu duyumları alıyorduk, biliyorduk. Ya Orhan Çeri'nin bu 2 aylık süre içerisinde çocuk yanındayken o engelli çocuğa şiddet uyguladığını iddia ediyorsunuz. Evet, evet. Hatta kollarında falan sigara izmaritleri falan da gördüğümüzde de şahidiz yani kendisi. Bunu kimden duyuyorsunuz? Yani bu bilgiyi size bakın, kim veriyor? Bakın Esra Hanım, ben size göstereyim. Kuzenim, şöyle, rahmetli olan bir bakın, kuzenim var. Yani ablası daha doğrusu. Sigaralarını sıkıyordu. Kendisi tehdit ediyordu beni. İki yani kardeş yaşıyorlardı. Yanlarına gittiğimizde yani, bu olayları örtbas etmeye çalışıyorlardı. Korkuyorlardı abilerinden. Çevreden, çevre baskısından korktukları için gizlemeye çalışıyorlardı. En son çocuğun üzerinde sigara izmaritini gördükten sonra ağlayarak anlatmaya başladı Serpil. İnşallah çocuk geldikten sonra hani kontrol edildiğinde bir sağlık kuruluşuna götürür. Dilerim bu iddia ettiğiniz hiçbir şey çıkmaz. Bu ama çocuğun... bu ilk zamanlardı. Yani çocuğun daha 1-2 yaşlarında olduğu dönemler. Kendisi de zaten size bunu ispatlayabilir, kendisi anlatabilir evet, de yani. Her şeyimi ispat edebilirim. Şimdi en son ben şunu söyleyeceğim. Kendisi gerçekten kendisine şöyle anneden babadan kalan bir miras var. Yani ev var. Şimdi abisi rahmetli oldu bu üzüntülerden dolayı. En büyük abisi Osman Köz. Evet, öldü benim abim onun yüzünden. Evet, sıkıntıdan öldü. Şimdi aileyi birbirine düşürmeye çalışıyor. Abiyle kendisini tehdit ediyor. Diyor ki 2 tane de abim var, onları da öldürürüm diyor. Veya yani tehdit, şu anda tehdit ettiği için ben çocuğuma şey açamadım. Çocukları var. Dava evet, açamadım. Yani ilk evliliğinden 2 oğlu var Serpil Hanım'ın. Hı hı. Onlarla tehdit etti. Yani Serpil Hanım'dan tek beklentisi yani 9 yaşındaki engelli çocuğunu Orhan Bey'in kaçırma tek sebebi şu mu? Ben bana para vereceksin kardeşim. Para, tehditli, evet. Yiyemediği için, satamadığı için. Kendisine bir daire tuttu kendisi. Masraflarını üstleneceğim, yalandan böyle bir gösteriş olarak bir yani ev görünümü verdi. Elinden evet, zorla imzasını alıyor. Evet. Ya ben bir babanın bu kadar vicdansız işte olabileceğini asla düşünmüyorum, düşünmek istemiyorum. Baba ya değil o, baba olamaz kuzenimi. O. İnşallah duyar olan diğer akrabalar da bağlanıp yani arkadaş, eş, dost kendisinin yanında olmasını istiyorum. Ben şu an gördüm gerçekten çok üzüldüm. Şu an ağlıyorum da ya. Ben sahipsizim Esra Hanım. Anne yok, baba yok. Ben ablamı kaybettim onun yüzünden. Ona destek olan rahmetli... Öldü. Kız kardeşim onun yüzünden öldü. Onu diyebilirim.
Teyzemin kızı çok peşinde dolaştı. Yani Urfalara kadar gitti, çocuğu elinden aldı, evet, getirdi. O da evli değildi, çocuk sahibi olamamıştı. Bütün sevgisini teyze olarak, anne yarısı olarak kendisi üstlenmişti. Onu bile tehdit ediyordu. Onun da malını elinden almakla tehdit ediyordu. Ve benim kuzenim o yüzden bence rahmetli oldu. Üzüntüden, sıkıntıdan. Sahipsizim. Kimsem yok. Sizden başka yani, kimsem yok. Onun ölümüne de Orhan Çeri sebep oldu. O sebep nasıl oldu. Kız kardeşinizin ölümüne o sebep olabilir? Nasıl diyeyim sana? Ablam can çekişiyordu, hastaydı, telefon etti. İşte ben Muhammed'i alacağım, malı bana verin. Sen de hisseni bana vereceksin. Evet, senin aynen, kız kardeşim aynen de bana hisseni verecek diye. Benim kız kardeşim ne hisse, ne malmış ölüyor ya. Evet, bu maldan dolayı herkes beni dışladı. Nasıl bu kadar ailenin içerisinde evet, bu kadar evet, malın evet, ben ne çok dışlandım. Yani abilerim çünkü beni dışladı. Ne bileyim onun Esra yüzünden Hanım, ben hatalarımın yüzünden. Ailenin içine girdi. Yani evet. Ailede girdi girmedi bunun, değil Esra Hanım. Evet. Aileye girdi, ailenin şeyini ölçtü, nabzını ölçtü. Yani evet, bir bağlılık göremedi çünkü... İşte abiler, kız kardeşlerden işte sen nikahsızsın, başkasına işte malımızı getireceksin evet diyerekten tutuşmalarına şahit olduğu için yani bu onun elinden imzayı alarak kendini haklı yani evet, malı benim diye evet, onların karşısına çıkmaya çalışmak istedi Orhan Çeri. Anlatabildim ne demek istediğimi? Hepsi doğru. Yani imzayı elinden aldığı için kağıtlar vardı yani burada Esra Hanım, verebilirim yani. Belki burada anlatmıyor belki bize. Seni nasıl olarak mesela zorla notere götürüp götürdü, abilerini öldürürüm dedi. Çünkü evet, yalnızdım, beni aldı Avcılar'da oturduk, kağıtlarım var. Hı-hı. İlk önce geldik İstanbul Avcılar'da bir ev açtı bana orada çünkü bütün sülale. Yani şey yaptı, zorbalık yani zorlukla aldı götürdü diyorum size. Notere götürdü, buna imza atacaksın, oğlunu yoksa alıp götüreceğim. Benim oğlumu Urfa'yla İstanbul arası mekik dokuttu. Şu anda çocuğum hala sokaklarda Esra Hanım. Şunu size bunun sormak yüzünden istiyorum. Yani nüfus belgesine göre bu çocukla evet, herhangi bir bağınız yok kanuni evet, anlamda. Yapamadım işte avukat doğum hanım. Doğum belgenizin dışında bu çocuğun size ait olduğu ama... Bu çocuk devletin hastanelerinde raporlar düzenlenmiş. Evet. Eğitim rehabilitasyon merkezlerinde. Karısına şeyini gönderiyordu, kimlik nasıl fotokopisini. Nasıl becerdiniz bunları? O yaptı işte, kimlik fotokopisini şey yapıyor. Geliyordu mesela arada bir hani çalışıyor ya tırda. 15 günde 20 günde bir geliyordu mesela. İşte hastaneye şey yapalım, işte şunu yapalım. İşte rapor çocuğumu çürüye bile çıkartmak için... Gitti doktorlara diyor ki sen diyor niye diyor doktorun yanına giriyorsun diyor. Ben diyor şey yapacağım diyor, çocuğu diyor çürük çıkaracağım. Ondan bile para bekledi ki para yemek için. Çocuğumu çürüğe çıkarıp da engelli yapayım, maaşı alması yapayım için. Alayım karım alsın yesin yani. Nikahlı karım alsın yesin. Ben çok şeylere maruz kaldım yani. Bu kaç gün önce söyle bakayım. Esra Hanım bu 4 gün önce oldu. Çeliktepe 4. Levent'te getirmiş. Otoparkın üstteki parkla çocuğu salmış. Bu kendine baba süsü oğluma vermiş. Oğluma bakın ya lütfen. Ben buna ya, bey falan da demem, insan da demem. Bu bir şahıs. Oğlanı getirmiş. Burada 2 ay önceki kıyafet hala aynı kıyafet nedense. Bizim yolladığımız kıyafetle çocuğu parkla salmış oynuyor. Şu anda kardeşin babasıyla beraber. Oğlum yavrucuğum. Anneciğim. Bir yerde kalıyor. Parkta, park, onun fotoğrafını çekip bir yere mi koymuş? Hayır, bunu bizim tanıdıklar çekmiş. Bak Muhammed burada getirmiş oğlanı diye. Bizim haberimiz yok. Evet haberimiz yok. Yakınımıza. Burada bu diye. Bu adam tırda yaşıyor. Bu adam tırla geldiği için büyük ihtimal tırın içinde yaşıyor. Bu oğlanı da zorla tırda tutuyor. Bu belli zaten. Ben oğlum ondan İnsan kaldırım. Değil bu ya. Bu oğlunuzla emin misiniz yani? Oğlum o benim evet, Esra Hanım. Ben ondan kurtaramadım oğlumu. Anneliğin tespiti için dava açmanız lazım. Zaten bu çocuk... Açmak istedim avukat hanım, tespit açamadım. Savcılığa da şikayette bulunun. Size gelen telefon kayıtları incelenecektir. Bütün tehditler orada çıkacaktır. Bu davanızı da açın. Çocuk evlilik dışı olduğu için zaten baba dahi olarak nüfusta yazmış olsa da velayet hakkı sizde olacaktır. Evlilik dışı olduğu için çocuk. Yapmanız gereken en önemli şey 9 yıldır yapılmayan şey bu. Bana zaten şey geldi yine dedi yayına çıkıyorsun dedi seni dedi Esra Hanım bakalım dedi kurtaracak mı? Ölüm tehdidi, ölüm tehdidi Esra Hanım seni kurtaracak mı yayından sonra? Hastanede yengesi gidip bak.
İşte öyle kuru sıkı sallamak kolaydır yani. Evet, evet, bize sen gidiyorsun evet. Aslında sahte o çocuğun kimliğini çıkartırken sahte bilgiler veriyorsun. Asıl suçlu o. Biyolojik anne burada, doğum belgeleri var. Hastanede doğum yapmış. 2010 yılı değil mi? Evet, çocuğunun evet, doğum evet. Tarihi. Ben kardeşlerimle küsürü gitti. Benim abim bana küsürü gitti. Kardeşleriniz onunla olan ilişkinize... Karşıydı evet karşıydı haklılar evet yani... Ben hak veriyorum ama onlar da bana sahip çıkabilirdi Esra Hanım, diyebilirlerdi gel kardeşim dairen var değil mi, otur diyebilirlerdi, ablam öldü mesela, yok birisi dedi ki işte ablamın borcu var şudur budur, ne oldu, ben de dedim ki ha ben dedim istemiyorum, ben dedim çocuğumun bekçisiyim, ben onun annesiyim, sizin evlatlarınız nasıl size kıymetliyse benim yavrum da dedim bana kıymetli, ben de o binadan eşyaları çıkarttım Esra Hanım, çocuğuma yuva açtım. Dedim çocuğuma bakacağım, ben anneyim dedim, ben taş değilim, herkesin evladı kendine göre tatlıdır, benim çocuğum da bana göre tatlıdır dedim yani. Ben çocuğum için yuva açtım Esra Hanım, benim abilerim de zannetti ki ben ona yuva açtım. Bu arada Orhan Çeri ile ekip arkadaşlarınız şimdi bir görüşme evet, yapmışlar. Evet. O görüşmede Orhan Çeli'nin sarf ettiği cümleleri aynen aktarıyorum. Evet. Çocuk benimle kimse benden alamaz diyerek. Diyor alamaz. Alamaz, tehdit kapattı. Var. Tehdit lütfen var. Orhan Bey tehdit canlı var. Yayına bağlanın. Deyin ki bu Serpil çocuğun biyolojik annesi. Nüfusta öyle gözükmüyor. Evet. Eğer bir suçum varsa söylesin bana kadınlığında Esra Hanım. Kadınlığında, şerefimde, haysiyetimde varsa söylesin. Deyin. Lütfen canlı yayına bağlanın. Lütfen bu cümleyi bir de canlı yayında sarf edin. Ben bunu sizden birebir duymadan bu cümlenin gerçekten inanmak istemiyorum. Yani Orhan Bey'i ancak yaptığı bu hanımefendinin iddiaların aksini DNA testiyle ispat edebilir. Bu zaten dava açıldığı zaman DNA testine çocuğu hiçbir yere kaçıramazsınız. DNA testiyle annesi midir değil midir tespit edilebilir. Ama bu kadının devletin kurumundan 10 Mart 2010 tarihinde alınmış doğum belgesi var. Esra Hanım'a ben buradan seslenmek istiyorum. Orhan Çeri'nin eşine, eğer bu tarihte 12 Mart 2010 tarihinde doğum yapmadıysanız ve bu çocuğu kendi nüfusunuza evde doğum yaptığı beyanıyla kaydettirdiyseniz siz de çocuğun nesebini değiştirme suçunu işlemeye devam ediyorsunuz. Esra Hanım'a da buradan çağrıda bulunmak istiyorum. Esra telefona Çeri'ye. Bağlanabilir. Nerede bu çocuğu Urfa'da? Ben dünyaya getirmedim. Annesi ben değilim Urfa diyebilir. Urfa Ceylanpınar'da. Esra Hanım da Urfa Ceylanpınar'da yaşıyor. O kadının da suçu günah yok. Buradan söylüyorum, o kadına da yazık yani. O kadın beni suçluyor ama yuvamı yıktın. İşte kocam elimden aldın. Ben onun kocasının elinden almadım. Onun kocası bana sahtekarlıkla kimliğini gösterdi. Beni götürdü. Ha yaptım hata, sevdim. Sevmedim mi? Sevdim. Ama bu ibret olsun. Şu anda bana deseler ki benim bir suçum günahım da yok. Ha yaptım hatalar insanlara mahsustur. Ben kabul ediyorum hatalarımı. Ben hatalarımdan ders aldım. Ben çocuğumu istiyorum. Ama evli bir insanla beraber olmanın sonu... Biliyorum. Biliyorum Esra Hanım. O yüzden ben şu anda insanlara bakmaktan zaten hay ediyorum bu konuda. Utanıyorum. Ailemin yüz karasıyım. Bundan da utanıyorum. Bir utancım var. En azından bunu söyleyebiliyorum. Millet gibi hani demiyorum ki işte savunmuyorum kendimi. Çünkü ben hatalıyım. Hatalar insanlara mahsustur. Ben ders aldım. Keşke böyle bir insana güvenmeseydim de benim günahımı benim çocuğum çekmek zorunda değil. Anlatabiliyor muyum Esra Hanım? Ben sadece çocuğumun tedavi olmasını istiyorum, bakılmasını istiyorum. O çocuğum bana muhtaç, şu anda bağlasanız, şu anda bulunsun, burada gelip de bana koşmazsa milyonların önünde görür yani. Çünkü bu bana çok düşkün. Kardeşi dedi ki, yani evet. Abi dedi ki, o çocuğun üzerinde annem 2 ay önce... Annemden nasıl aldıysa hala aynı kıyafetler vardı. Aynı kıyafet. Esra Hanım geldi almaya bir şey yaptım. Telefonda bana diyor ki sen diyor nasıl bir annesin diyor. İçine diyor bir pantolon. Bir pantolonu laf edecek bir adam demek ki adam değildir yani. Baba değildir Esra Hanım. Anlatabiliyor muyum? Benim çocuğumun üstünde şu kadar elbisesi yok. Boğazında ekmeği yok. Nasıl vardı? İlk başlarda vardı, yapıyordu, ediyordu. Sonra ne olduysa bilmiyorum. İki ayağını beddua ettim. Eyüp Sultan'a gittim. Dua ettim dedim Allah'ım dedim. Bu senin adını taşıyor oğlum dedim. Muhammed dedim. Allah'ım mesela ala seyyidine Muhammed. 3 kere kafasına sürdüm. Beytullah'ın yüzüne sürdüm. 2. günü bana haber geldi ki ayağı kırılmış Esra Hanım. Çünkü çocuğumun hakkını kaçırdı. Yok senin malın var, benden çok param var. Yok ben şey yapamıyorum. Çalışıyorsun. Bu paraları 100 milyon atılır mı bir eve? Bir çocuk, bu sen çocuk babasısın. Oradakileri yedirebiliyorsan, sen buradakine eğer benim de kanıma girdiysen, bu çocuğun kanına girdiysen, sen bir babaysan ona da bakmak zorundasın.
Haksız mıyım Esra Hanım? Atıyor, telefon açıyor, para istiyorum, yalvarıyorum. Bağlansın. Dayımın oğluna git ondan 100 al, 200 al, ben vereceğim diyor. Orada kendisi bağlanabilir, Oktay Yiğin. Ondan para alıyor. Alıyordum, götürüyordu ona. Ya 100 alıyordum, sen niye bu kadar çok aldın? Ben sana demedim mi 100 milyon al, 200 milyon alma. 100 milyonla ev geçiniyorsa ben ona verdim zaten. 10 milyar bir çektim, kredi verdim. Ellerini ufaladı, borcum var dedi. 10 milyar bir aldı benden. Ben şu anda bankalara borcum var. Ben şu anda kiramı ödeyemiyorum. Ben sırf bunlara da çocuğum için verdim. Siz ama bunları yaşarken nasıl sizin malınızı almaya çalışıyor? Bu da... Yine de aldı yani, götürdü beni. Peki, Orhan Çelik'in söz hakkı ve cevap hakkı vardır. Yayına konuşsun, inşallah bağlanır. Konuşsun, bağlansın, konuşalım karşılıklı. Ve söz hakkını kullansın. Seni şimdilik karşıya uğurluyorum. Tamam. Diğer konumu alacağım. Teşekkür hemen. Teşekkür ederim Esra Hanım. Şimdi Ramazan mübarek ay. Kalbinizi acıtacak bir konuyla daha karşı karşıyayız. Yine hayatın içinden aslında. Vahide Hanım gelecek huzurlarınıza. Tam 5 tane evladı var. Ama gidecek bir kapısı yok sevgili seyirciler. Gel Vahide teyze, gel. Dört kızınız, bir oğlunuz var. Evet. Gaziantep'ten geliyorsunuz. Evet. Bir evlilik yaptınız, eşiniz vefat etti. Evet. Bir insanın 5 evladı varken nasıl gidecek bir kapısı olmaz? Demek ki yokmuş. Olmuyormuş. Çalışırken anneleridim. Kredi çekerken anneleridim. Kredi kartımı çantamdan alırken, dimitini boşaltırken... Damadım, hem yeğenim hem kaynası oluyorum. Teyzesidim. Ondan sonra ay para bitti, ben de bittim. Genler iyi evlat oldu, ben kötü anne oldum şimdi. Onlar da ayrıldı zaten. Kız da beni çok güzel de bir dövdü beni en sonunda. Hatta Gaziantep'ten, Karataş Karakolu'ndan benim raporlarım da var. 20 yıllık, pardon, eşiniz 4 yıl önce vefat ediyor. Evet. Rahmetle, yani bu evliliğiniz boyunca böyle başını sokacak bir ev? Yok. Olmadı. Hep kiradadım. Siz de çalıştınız hep mı? Hep çalıştım. Hep çalıştım onları, ben bunun ekmeğinden büyüttüm. Beni böyle, affedersin, köpeğin yine atmazsın kapıya. Beni köpek gibi attılar kapıya. Büyük kıza çektim kredi. Oğlana çektim. Krediden önce Vahide teyze, siz yıllar boyu hep çalıştınız. Hep çalıştım. Genleri büyüttüm, ev verdim. Doktor oldu, giyim oldu. Babalar hiç ilgilenmedi. İlgilenmezdi. Sorunsuz bir insandı. Yine adam, Allah rahmet eylesin diyelim, gentan dünyadan. Yine de o dil alışkanlığı diyorsunuz. Evet. Eşiniz bu arada evliliğinizin 20. yılında sizi... size evet. ihanet etmiş. Evet. Ve başka biriyle yaşamaya evet. başlamış. Siz o sürede ne yaptınız? Hep çalıştım, çocuklara baktım. Çocukların hepsini evlendirdiniz mi sonra? Evet, en son Zeliha'dı işte. Bizi bırakıp gittiğinde Zeliha 7 yaşındaydı. İlk kızınız Nursel. Uzun bir süre Nursel'le yaşamışsınız. Evet. Hep çalıştım ben, verdim Nursel'e, hep verdim Nursel'e. Aman parayı vereyim de benim şeyle yerim olsun, çocuğum yeri olsun dedim ben. Ama para bitti, ben de bittim kızım ya. Bittim ben şimdi, bir bayanın yanından kalıyorum Antep'ten, evim yok. Kaldığınız kişi kim, yakınlığınız nedir? Dur yavaş. Uzaktan arkama geliyor babama. Gidip ona mı sığındınız? O, işte 4 yıldır oradan kalıyorum. Bakmadılar, koymadılar beni Esra'm, koymadılar. Şimdi Nursel'le 20 yıl yaşamışsınız. Evet. İddianız şu, ona 12 bin TL kredi çekti. Evet. Krediyi de ödemedi. Ödemedi. Şu anda benim bir maaşım var, ondan kesiliyor. Evet. İkinci çocuğunuz Cemal. Nerede Cemal? Cemal da Antep'ten.
Cemal da diyor şu, en son işte ben bura geleceğimden bir gün önce aradınız zaten. Bana dedi şey ya, Cemal dedim, ben acı mezara götür dedim. Mezara götürdü babasının mezarına. Oradan işte mezardan çıktık. Beni nereye götürecek bilmiyorum. Nereye gidiyorsun oğlum dedim. Nereye diyorsan dedi, seni oraya bırakacağım. Çocukların dedi kabul etmiyor sen artık dedi. Evli mi Cemal'de? Evli, 4 oğlu var. 44-45 yaşında. Hadi diyelim ki yaşında. Oğlunuz kabul etmez. Ha. Gelininiz? Gelin dur ki işte, Cemal'ın konuşacağını söyleyeceğim. Cemal diyor ki, seni diyor paran bitti diyor. En çok paranın kızların yedi diyor. Ben diyor senin diyor 28,5 milyarını aldım diyor. Kızlarım versin ben de seha veririm diyor. Vermezlerse diyor benim evime de gelemezsin diyor. Git başının çaresine bak diyor. Hadi Cemal'i geçtin. Gelini geçtin. Zeliha var elinde bir evladın daha. Zeliha var çok. Hiç Zeliha ile yapmaz dedim ben. Zeliha hepsinden katlar çıktı bana karşı. Allah'ım sen yardım et. Zeliha işinden ayrıldıktan sonra kendi kendini kaybetti. Acı kızım kendini topla dedim. Bak Esilam küçük dedim. Ben yaşlıyım dedim. Acık erken geldim. Her gün geç mi gelinir dedim. O günden bir arkadaşa misafirliğe gittik. Ben oruçtum o gün. Çok kötü yaptı o gün ben. Yani Zeliha eşinden boşanmış, kendine yeni bir hayat kurmuş. Aslında tam Zeliha Hanım çalışırken, tam tersi anne de evi çekip çevirecek bir düzen oluşturması lazımken. Ne yaptı size Zeliha? Zeliha içeri girince ben orucu açtım. Ben işte namaz kılayım dedim. Oturuyordum. İçeri girdi. Döndüm baktım. Gözleri düşmüş. Niye geç geldin sen dedim. Her gün çalışmayan bir kadın olsa bana yutturacaksın dedim. 38 yıl gençliğim elin kapılarından dedim yaşlandım sizi bu duruma getirdim. Her gün dedim nereden geliyorsun böyle? Ben dedi hayatımı yaşıyorum dedi. Şeyle baktım. Ağzını açar açmaz alkol koktu. Allah kahretsin dedim. Baban ölmeyik dedim. Baban yerine çok insan koymuş gidik dedim. Oradan şeyle etmez mi suratıma bir tokat vurdu. Ki Zeliha'dan hiç beklemezdim dediniz. Asla beklemezdim ben onu. Yüzüme vurdu ama Allah seni kahretsin dedim ya. Nasıl yaptın bunu? Seni dedi öldüreceğim dedi. Bana bu sizin iddianız. Başka bir şey söyledi. Şeyle yüzüne vurayım dedim. Elimi nasıl tuttu bilmiyorum ki. Şu parmağım ağzına girdi. Kırtlağıma bastı çöktü. Seni öldüreceğim diyor. Bas bas bağırıyor misafir evinde. Bunlar misafirin gözü önünde mi yaşanıyor? Evet. O sırada başka birileri de mi var orada? Var. Evin kadını var. İsim vermeyeceğim. Vermeyeyim. Kendisi dedi ismin verme dedi. Beni ararlarsa ben zaten konuşurum dedi. Her şey gözümün önünde oldu dedi. Dedi bana Hacı teyze sen git dedi. Ben çıktım gittim. Binevler karakoluna gittim. Elimden kan akıyor. Dedi Songül'ün evi şey... Ya bir anne kızın arasında yaşanmayacak her şey yaşanmış. Olur ama bu kadar da olmaz. Esra'm gıdan alayım olmaz. Anne dövülmez. Anne köpek kim kapıya atılmaz. Nur sen niye beni atıyorsun sen kapıya? Niye sen diyorsun ki git? Git istemiyorum ben seni git. Yıllarca ben senin kapının kölesi oldum ya. Böyle bir bardak sudan mı bitermiş? Bir bardak sudan yere mi dökülürmüş kızım? Anne bu kadar ucuz mudur? Bu kadar size bakarken ben annedim.
Siz evlattınız. Şimdi işim bitti, işe gitmiyorum. Para da yok. O kadar basit mi? Şimdi onlar iyi evlat oldu, ben kötü anne oldum. Şimdi daha hani Zeliha ile bunu yaşadınız, Muazzez var. Daha gönül var. Yani hani onların da mı kafasına sığamadı, aklım almıyor. Zeliha Hanım telefon hattındaymış kızınız. Olsun. Zeliha Hanım. Alo. Bak şimdi beni aşağılamaya bak sen. Zeliha Hanım. Efendim Esra Hanım. Beş kardeşsiniz. Anneniz birinizin kapısında bile değil. Sizinle yaşadıklarını da biraz önce anlattı. Anlattıkları doğru mu? Yalan. Esra Hanım sorar mısınız? Bu beş tane çocuğun beşi de birden kötü de sadece kendisi mi iyi? Şimdi zaten daha üçünü bitirdim. İkisiyle ilgili anlatmadı. Ben size sorayım. Evet anlatayım. O olayı bizzat da ben anlatayım size. Evet. Ben boşandım. Ben kendisine sığındım. Benim ondan başka hiç kimsem yoktu. Benim iki kızım bir annem var dedim. Benim tek güvendiğim dalım oydu. Allah. Ama bana ne yaptı? Yatıyorum yaptığım bahane. Kalkıyorum kalktığım bahane. İşe gidiyorum öylesine. Ya ben boşandım diye insan değil miyim? Hadi ondan da geçtim. Ağza alınmayacak laflar. Ya, annenize şiddet uyguladınız mı? Yapma Zeliha, yapma. Söylediklerini konuş o zaman. Annenize şiddet uyguladınız mı? Şiddeti nasıl uyguladım onu da söylerim. Hiç çekinmiyorum. Ben işten geldim saat 8'de. Esra Hanım. Ben işten geldiğimde... Kıskaç sepetini aldı, kafama kafama yapıştırdı. Doğru konuş, o kelimeyi ağzıma almam ben. Sen doğru konuş. Ya ben şu an senin gözünde öyleyim anne, öyleyim. Geç anne deme bana. Allah, ben kimsenin annesi değilim. Ya oraya gittin, o bastığın topraklardan utan. Geç sen oradan. Yetmiyor gibi dövdü. O can havliyle artık ben sinir krizi geçiren bir kadınım. Bunu kendine biliyor ve ben daha yeni düzelmişim. Hı hı. O can havliyle gırtlağına yapıştım. Evet. Bana vururken eli ağzıma geldi, elini ısırdım. Hatta ben balkondan aşağı atlayacaktım, beni kendileri tuttu. O kadar kötüydüm. Yani ne sinir krizi geçirip annenize şiddet uyguladınız, daha fazlasını anlattırmak istemiyorum. Annenizi kaç aydır görmüyorsunuz Zeliha Hanım? Bir aydır görmüyorum. Nerede bir kalıyor aydır anneniz? Görmüyorum. Nerede bilmiyorum. Kalıyor? Bilmiyorum, benim öyle bir kadın artık annem olamaz. Sizin tamam. Gibi de hiç benim diğer çocuğum yok. Diğer kardeşiniz... İki çocuğumla zor durumunda beni bırakan kadın annem olamaz. De bravo ya. Bak görüyor musun, hem şiddet görecek hem evi terk edecek. Hem de beni zor durumda bıraktı diye sitem edeceksin. Ya Zeliha Hanım bir aynaya bakın. Sizi Allah kim yetiştirdi? Yetiştirirken nasıl bir anneydi? Çalışırken, babanız hayattayken. Söyledi aynısını. Allah ben seni nasıl bilir senin için. Ben olamam. Bana bu teklifi bulanıyorsa annem içinde dahil... Ben arımla namusumla yaşıyorsam ben o kadına sahip çıkmam. Peki. Anneniz sizin için kredi çekti mi? Benim için çekmedi. Oğlu ve kızı için çekti. Kaç para krediler çekti? Onu kendisi söylesin. Her şeyi anlatıyorsa onu da söylesin. Valla 12 bin Nursel'e Cemal'e 28 bin. Kredi kartını Esra kullandınız mı? Kredi kartını niye boşalttınız? Esra Hanım lütfen bakın biraz da beni dinleyin. Tamam dinliyorum. Kimse kendisine zorla çektirmedi. Evet. Herkese parasıyla kendini sevdirmeye çalıştı. Evet. Ben bunu kendisine dedim. Yapma anne. Evet. Yapma. Ne olursa olsun ben de içinde dahil. Bana bile bir kuruşunu verme. Evet. Ben bunu demediysem demedi desin, söyleyin. Sorun lütfen. Anlatın siz, dinliyorum sizi. Yetmiyor gibi. Ben onlarla beni ilgilendirmiyor. Benim hayatım beni ilgilendirir. Ben bir şey yapmadığım halde benim üstüme yürüyüp de iki sefer ben dayağını yedim. Ya İsra Hanım ben 28 yaşındayım. 3 çocuk annesiyim. Ben dayak yiyecek yaşta mıyım? Her yerim mosmor oldu ya. Fotoğrafları size atabilirim. Geç sen oradan. Oradan dur Zeliha. Ben senden elimi oralttım. Benim kırtlağımı sıkan sensin. Elimi kan içinde boyan sensin. Geç oradan nerede? Zeliha.
Nerede fotoğraflar? Nesi duruyor anne? Sen o gün sarhoş geldin. Belki sen bir yerden dövüştün. Bana dediler ki annemdir. Belki bir yerden dövüştün sen. Ama fotoğraflarını çektin. Hepsi duruyor elinde. Geç. Hepsi yalan onlar. Geç. Ablan da ikinizin de hep planı. Bir de Ezra Hanım şunu da size söyleyeyim. Annem olmayan şeyleri oluyormuş gibi anlatır. Belki annenizin bir rahatsızlığı var. Hiç evet yoktu. Annem. Annem hasta, sarı hastası. Sinir hastası. Siz de... Alzheimer'in başlangıcı var. Bunları söyledi mi size? Değil. Ben bundan 3 ay önce hastaneye götürdüm. Alzheimer'in başlangıcı teyze dedi. Psikiyatriye götürdüm kendisine. Niye ben deli miyim kız? Alzheimer başlangıcı. Bunu bile bile sokağa mı bıraktınız? Alzheimer başlangıcı olduğunu bile bile 5 evlat bu kadını sokağa mı bıraktınız? Acaba sorun hele o 5 evladın... Hiçbir gerekçe olamaz. Alzheimer hastası olduğunu bildiğiniz halde, davranışlarını kontrol edemediğini bildiğiniz halde sokağa bıraktığınızı kabul ediyor musunuz? Evet, ediyorum. Şiddet uyguladığını da kabul ediyor Hülya Hanım. Üzerine söylenecek hiçbir şey yok. Onlar ben söylüyorum, ben sinir krizi geçirdim. Söylüyorum. Of Zeliha Hanım, of. Ötekilerini yana alamıyorsunuz da sadece bana gücü yetiyor. Valla şu anda diğer kardeşlerimizle telefon hattında. Ekra Hanım, Cemal Ekra Bey Hanım. Bir saniye Zeliha Hanım. Zeliha aç. Annenin burada söylediklerinin yalan olmasını o kadar çok isterdim ki. Anne abartıyor, anne kurguluyor. Annenin problem ben var, beş çocuk anneyim. Bir yerde. Ben ama evladım kötü olmasını istemem. Hepiniz annesiniz. Cemal Bey telefon hattında diğer oğlu. Bir oğlu hatta eminim o erkek doğduğunda davullar zurnalar çalmıştır. Şekerler tatlılar dağıtılmıştır ya. Cemal Bey. Keşke doğmayaydık abla, keşke doğmayaydık. Neden keşke doğmasaydınız? Biz bunları yaşayacak bir aile değiliz yani çünkü. Anneniz size 28 bin TL kredi çekti mi? Ablacığım ben kendisine çek demedim. Kendisi size çekip verdi mi? Bak kendisi bana kredi çekti. Tamam. Oğlum dedi sen dedi motorla gidip geliyorsun iş yerine. Benim gönlüm razı değil. Evet. Sen dedi kendine bir araba al. Senin 3-4 tane çocuğun var. Evet. Yani ne olacağı ne olmayacağı belli değil. Kötü evet. Anne motor, bunu düşünmez. Bak evet. Motorla gitme onunla git gel dedi. Dedi bana bak bunu sen bana çekersin. Yarın senin çocukların der ki ana biz senin paranı yemedik. Senin paranı oğlun yedi. Ben tamam Cemal Bey ben cevabımı aldım. Anneniz kredi çekip size verdi. Evet buyur. Sizin evinizde kalıyordu. Evet. Şu anda anneniz nerede kalıyor? Vallahi annemi ben en son kendim bıraktım. Ben gideceğim dedi ben kendim bıraktım. Ondan gelini, sonra... Sizin karınız gelini... annenizi evden kovdu mu? Hayır alakası yok. Fatma ne dedi Cemal? Ne dedi ana? Fatma ne dedi? Anan getirirsen... Ben anam bile giderim, sen ananı al eve git demedi mi? Ana, sen Fatma'nın sana söylediğinden önce sen Fatma'ya ne söylediklerini söyle ki oradaki insanları yanlış bilgilendirme. Cemal ben hiç kimseye ağır kelime konuşmam da. Bunu şimdi böyle bil. Hepiniz uyduruyorsunuz. Annenizin ya, maaşı şu anda çekilen kredileri mi kesiliyor Cemal Bey? Ben... ...krediler ödenirken şu an eline kalan... Şimdi 150 kağıt alıyorum. Normal emekli maaşın ne kadar? Benim maaşım 1 milyar 895 yani milyon. Yani o parayla bu hanımefendi hiçbir evladına muhtaç evet. olmadan aslanlar gibi yaşayacakken... Evet. ...beş tane çocuğun dört tanesi anam dedi ki bana kredi çek. Oğul dedi çektim, sen evet. dedi arabaya bin evet. dedi. Utanmadan da arabayı aldırdı... Krediyi de geri bir ödemediler. Bir ay sonra da beni kapıya attılar. 150 TL'ye kaldı. Şimdi gidecek kapısı yok. Buyurun sevgili seyirciler. Bari 5 kardeş bir oğlum da kredilerin borcunu ödeyin. Anneniz 1800 TL maaşıyla tek başına hayatını sürsün. Adzeli'ye... Bari bunu yapabilin ya. Adzeli'ye de ki. Cebrail Cemal mi? Bey. Cemal Bey. Siz ne kadar güzel görüşü söylüyorsunuz orada. Size ne kadar güzel geliyor. Bu adam zaten 15 sene zaten eniştelerine, kendi çocuklarına yedirmiş. Ben de diyorum ki ne? Bana 28 milyar mı verdin?
Tamam. Yedirmeseydi de yani yedirdiği zaman bakmak zorunda mısınız ya? Anne, anne bu anne size sütünü vermiş. Sizi büyütmüş. Kredi çekmese de anneniz. Çekse de anneniz ne demek ya? Parasal anlamda mı ailevi ilişkileri? Siz doğu kültüründe yaşayan bir insansınız. Yani anneler, babalar bir odaya sığdırıyor çocukları. Siz beş tane eve sığdıramamışsınız bir annenizi. Sen bir müsaade edelim. Sen kimsin? Sen kimsin ya? Ben kimim biliyor musunuz? O kültürü yaşadığınız coğrafyayı çok iyi bilen biriyim. O kültürde hiçbir anneyi tokağa atmazlar. Mübarek Ramazan gününde söylediklerinizi siz beş evlat geçin o televizyonun karşısına da ne dediğinize bakın. Kredi çektirdik diyorsunuz ya ayıp. Giderdi devletin yurduna kalırdı. Hiç paşalar gibi de bakılırdı o maaşıyla birlikte. Zaten dedi avukat hanım git dedi ya şimdi devlete gir dedi. Devletin o ne sığınma evi var dedi Cemal. Hepsi dedi bana. Hepsi dediler. Evet. Şimdi Zeliha kendi gene doruluk süsü vermesin. Şimdi, ben vurmadım. Zeliha ile ilgili anlattıkların doğru mu? Zeliha bunları onayladı mı? Onayladı. Evet. Cemal ile ilgili doğru mu? Cemal bak o kadar sinirli bir insan değil mi? Daha benim kızlarımın yaptığı saygısızlığı Cemal yapmadı. Bak 70 vilayetin karşısından söylüyorum. Ama kızlar bana çok kötü yaptılar. Nürsel'den Zeliha dünyamı zindan ettiler. Baksana ben vurmuşum. Nereni vurmuşum Zeliha? Vuran sensin. Ayşe boğazım. Hanım teyzenizin kızıymış. Kim? Kardeşi, teyzenizin kızıymış. Kim? Ayşe. Hanı? Telefon hattındayım. Dur telefonda. Hı hı. Ayşe teyzemin kızı. Heh. Evet. Ayşe Hanım merhaba. Alo. Hoş geldiniz. Ayda. Kurban. Ayda. Ney? Evet. Dezeyim kızıyım. Dezeyim. Ayda buralara düşecek miydin sen? Düştüm işte. Ne yapayım Ayşe? Ayda. Ney? Ne oldu sana Deze kızı? Ne oldu? Hepsi bir oldu. Beni dışarı attılar. Kızların Allah'ında bulan. O kızların Allah'ında bulan. Bulacaklar. Allah var ki kimse yoktu. Yedirdin ki sen dışarı mı attılar? Evet. Şimdi dışarıdayım işte oradan buradan kalıyorum. Nasıl bir oldun sen? Hepsi bir oldu beni attılar. Para bitti sana ben de dedik, bittim. Sana Deze kızı dedik yedirme onlara dedik. Ne yapayım Ayşe? Evladım dedim. Kimsem yoktur dedim. Olsun bak, niye bizim de kimsemiz yok? Hani biz yediriyoruz mu? Siz akıllısınız, ben deliyim işte. Öyle diyorlar dedik ya. Dedik gel bacımın evinde dur dedi. Çaylığın var dedi. Hepsi gitti. Boş ver. Şimdi buradan gittiğim zaman zaten kadın bana oradan iş buldu. Gidip oraya çalışacağım. Cahit Cebrail'in de 5 milyar kredi borcu var. Geçen bankadan beni aramışlar. Teyze senin mal varlığın var mı? Dedim bir canım var kızım gelin onu alın götürün. Onu da alın. Aynen. Çalışacağım dedim ben Esra Hanım'ın yanındayım dedim. Ayşe Hanım. Bu yaşta çalışıyorum. Vahide daha sen. Bu yaşta çalışıyorum. Sen nasıl bu hale geldin derken. Aynen. Nasıl bir anneydi onu anlatır mısınız bana bu evlatları nasıl yetiştirdi? Nasıl bir anneydi? Nasıl bu hale geldi? Evet, evet. Beni olacak geldin ama oldun Deze kızı. Ne yapayım Ayşe ya? Tamam, ben de kaderim kısmetimmiş, benim böyle sınavımmış, benim bir şey diyemiyorum. Ne desem hepsi beni suçluyor zaten he. Biri haklı demiyor ki. Zela'nın konuşuna baksana ne diyor? Sen diyor, beni dövdün her tarafım moraldı diyor. Hasbinallah veli vekiz. Muazzez. Dövdümse dövdüm. Muazzez'den bahsedeyim Zeliha'dan. Muazzez amcasının oğlundan gelin gittikten belli kadın eşimin nikahlı karısıdır. Kimin? Eşimin nikahlı karısıdır. Bir saniye. Eşiniz Gönül sizi Bulut. Aldattı. Evet. Yani Gönül isminde aynen. Biriyle beraber oldu. Elti mi oluyor? Gönül Bulut sizin eltiniz mi? Evet. Nasıl eltiniz? Kızımın adı da Gönül, o kadının da adı Gönül.
Hayır, ben şimdi kızım Muazzez'den bahsediyorum. Muazzez'in? Bu baba eşinizin beraber olduğu kadının oğluyla evli. Evet. Ve siz hiç görüşmüyorsunuz. Yok. Evlendiğinizden yok, beri. Yok, tövbe, hiç. Peki, babasının ikinci eşiyle, yani kayınvalidesiyle görüşüyor mu? Aynı binada oturuyorlarmış. Tamam, onu zaten baştan sildik. Geriye de biri kalmadı galiba. Bir Gönül var. Gönül ha, bir de kızım. Gönül var. Gönül nerede? Gönül Mersin'de. Mersin'de. Evet. Onunla görüşüyor musunuz? Ondan giderim. 2-3 ay kalırım. 4 ay kalırım. Orada da ayağımı kestiler kızım. Neden? Cemal annem koymayın dedi. Geçen gelinlere gittiğimde bana diyor ki Kemal istemiyor seni diyor. Huzurları dağılıyormuş. Damadın mı Kemal? Evet. Ben bilmiyorum ki. O beni gördüğü zaman ayağa kalkıyor. Buyur gel ana otur diyor bana. Ama Cemal onu doldurdu. Beni kovmaları evet. için doldurdu diyorsun. Evet. Cemal ne diye doldurur? Doldurdu. Ben oradan oturuyordum. Çocuk odasına çağırdı. Ana dedi abim istemiyor seni dedi. Sabahça gidiyorsa gitsin gitmiyorsa ben kendine telefon ederim. Kendine yapacağımı biliyorum demiş. Evet. Ben böyle hayatım of. Var. Hiçbiri de üzerine almıyor. Biz de şunu yaptık demiyorlar kızım. Şimdi Güler Hanım diye biri telefon hattında seyircimiz. Vahide Hanım'ın yaşadıklarından benim de bir yaşadıkları aynı şeyleri ben de yaşadım. Benim de bir farkım yok diyor. Alo. Efendim. Hoş geldiniz yayına. Ben de Vahide Hanım'la aynı şeyleri yaşadım. Kaç çocuğunuz var? Benim mi? Evet. Benim 4 çocuğum vardı ama 4 çocuklarım bana yanaşmıyor. 2 tane bu adamdan oldu. 2 kızım da ikisi bakıyor bana da. Onlar geliyor gider. Ben emekliyim kızım. O emekli maaşınız size kalıyor mu? Evet. En azından kendi hayatınızı bir şekilde... 1700 lira para alıyorum. Keşke Bağdayla kalsaydı. Yani. Çok acıdım o kadına. O kadına çok acıdım. Benzer şeyleri yaşadım demişsiniz. Evet. Aynen ben de öbür evlendim. Hem de teyzeme oğluyla evlendim. Aynısını yaşadım. Bir de akrabaya gittiniz yani. Evet. Hani bağlar evet. kuvvetli olsun akrabaya gittim. Oluyor ya. Akrabaya gittim ama demem ben orada akrabama gittim diye. Yani bu sorunun cevabını şu anda veremem ama hani en azından 2 tane evladım var. Bir evet. Gözde'de da yaşarsın, 3+1'de de yaşarsın, villada da yaşarsın, yok, sarayda da. Yok 3+1 ev var, 3+1 saray gibi kirada duruyorum ama saray gibiyim. Kendi evime 4. kat diye çıkamıyorum, satıyorum. Benimle gelsin yaşasın demişsiniz Vahide Hanım. Evet. Kim o? Telefon hattında ben de aynı şeyleri yaşadım, gelip benimle yaşasın diyormuş. Doğru mu Güler Allah Hanım? Evet. Evet. Allah bu kadar evlat, evladın yuvasına geride evet. kalan anne ya da baba neden sığamaz onu merak ediyorum. Ya. Anne cennet, baba bir tane çocuğa bakar da anne baba evlat bir babaya anneye bakmaz. Ya. Benim burada bir tane böyle birisi Mersin'de birisi burada benim düz eliyim ben ama benim kızlarım aklı gider aklı. Tek başına yaşıyorum ama aklı gider aklı. Çok kötü durum. Bizim inancımızda... Cennet annelerin ayakları altındadır. Evet. Hiçbir evet, gerekçe, evet. hiçbir sebep bir anneye bunu yaşatmaya haklı gösteremez. Zaten cevap hakkını kullanan evet. çocukların da beyanlarını duydunuz. Benim diyeceğim tek şey sözün bittiği yer. Yani bunun üzerine söylenebilecek bir şey yok. Allah ıslah etsin. Şu mübarek günde Allah kalplere vicdan versin. Şimdi... Herkes kendi hayatından yola çıkarak tabii şimdi ki bunu yorumlayayım. Bundan 20 gün önce Cebrail aradı beni. Kim Cebrail? Zela'nın ayrıldığı eş işte. Bana bağırıyor. Ben vallahi onların konuştuğunu tamam ben önce söylerdim ama ben şimdi söyleyemem. Söyleme. Bana çok kötü kelimeler konuştu. Cebrail. Cebrail kapattı, ben de Zela'yı aradım bak, Allah şahidim. Gelinler ne derse desinler, doğruyu erdiği Rabbim biliyor. Dedim ki Zela, sen beni
İşte aklına ne gelirse onları bana saydı. Ben dedim fazla duymak istemiyorum, günaha girmeyeyim, kapattım. Yanımdaki bir delikanlı vardı. Dedim hacı oğlum şu numaralar engeller misin? Şimdi telefondan gelen hepsinin numarası yok. Hiçbir kardeşi hepsinin numaraları engelli. Hepsi engelli. Yok. Kimsem yok. Saadet olsa ben buraya niye geldim? Ben sizden anne ile çocuk arasında istedim. Tartışma yaşanır ama yaşandı. Mesela ben onu da kabul etmiyorum. Yani ben onu da kabul etmiyorum. Ben babamla tartışamam. Tartışamam. Yani belki söylediğim şey doğrudur. Onunla hayır. Konuşmaya tercih ya ederim ama açıklayacağım bir evlat annesine demeyemez. Derim. İki dolan babanla zaten konuşursun. Ben o tartışmayı bile kabul etmiyorum. Bakın o kadar diyeceksiniz ki ütopik. Evet ben ne annemle tartıştım ne babamla. Ne hayatım boyunca, yaşamım Allah'ın boyunca, anlamsın. 37 yaşındayım. Annem babam burada Allah uzun ömürler versin. Desinler ki bir kere Esra dediğimizin dışında hareket etti. Ya da Esra bir kere bize karşı çıkacak, bizi incitecek tek bir kelime söyledi desin. Benim annem babam ya. Tartışmayı bile kabul etmiyorum. Bırakın. Yani birbirine girmeyi, vurmayı, fiziksel şiddeti, küfürü. Bakın bunu benim aklım almıyor. Tartışamazsınız bile ya. Konuşabilirsiniz sadece. İkna etmeye çalışırsınız. Bakın tartışılmaz. Baba da anne de evladıyla tartışamaz. Evlat da babasıyla tartışamaz. Aile iletişim, içi iletişim böyle olmaz. Bu artık son nokta yani. Evet, son bu. Film senaryosu gibi böyle filmde verseler bir çocuk bakmıyor, iki çocuk bakmıyor, üçüncü de kredi çektiriyor, dördüncü de kredi çektiriyor. Damat sokağa atıyor deseniz ya dersin bu senariste nasıl bir kafayla yazdıysa bütün olayı, dramayı gözünüzün önüne alın buyurun. Antep'ten gelmiş 65 yaşında bir teyze karşımızda. Keşke evlatları bağlanıp ya bizim annemiz şöyleydi. Biz annemizin de bir rahatsızlığı var sahip de çıkamadık Esra Hanım geliyoruz deselerdi. Dilim damağım kurudu yemin ederim. Ne kadar... bu arada ekran başındaki seyircilerime çok teşekkür ediyorum. Ekip arkadaşlarımız bir not ilettiler. Çok fazla sayıda Vahide teyze ile alakalı da telefon gelmiş. Eminim herkes şöyle bakıyor. Yaşlanacağım, çocuklarım büyüyecek. Benim evlatlarımla ilişkim ne olacak? Ya da onlar bana ne yaşatacak? Ya da ben de aynı şeyleri yaşıyorum. Ya da Allah'a hamdolsun evlatlarım hayırlı evlatlarmış deyip hüzünle de izliyor olabilirler. Yani insan her şu fotoğraf yani buradan baktığınızda kendi hayatınızı görüyorsunuz, resmediyorsunuz. Belki de şükrediyorsunuz bilemiyorum. Esra Hanım şimdi Gaziantep'i duyunca Gaziantep'te senin çok yakın dostun aileye ve kadına çok değer Sayın veren bir büyüğümüz var. Ben ona çağrıda bulunmak istiyorum. Buraya kadar Esra Hanım'ı kendine son çare olarak gören kişiyi onun kucak açacağından eminim. İnşallah Vahide teyzenin sesini duyacaktır. Evim yok, oturacak yerim yok. Elimden param yok, 150 kağıt geçiyor elime. Ona da gideceğim işte. O kadına bakacağım 2 milyar maaşla. Yine o kadın yanından kalacağım. Kendimi toparlayınca bir ev tutup 65 gideceğim. Yaşında çalışmak zorundasın. Ne yapayım? O kadına hep sürekli yük olmak zorundan değilim ki. Çocuklarım utansın. Ben utanmıyorum. Ben onur duyuyorum. Bak diyor ki annem beni dövdü. Ben dövemem. Sadece bir tokat vurdum. Bir de elimden sepet vardı. Kafasına çaldım. Terbiyesiz, kuduruksun sen dedim. Bitti. Doktor benim boğazımı gördü. Polisler gördü. Elimdeki kanı şişi gördü. Her unutan adam karşıyım deli mi oluyor? Unutabilirsiniz de rahatsız olabilirsiniz. Var. Bu daha vahim bir durum. Siz buraya kadar Gaziantep'ten çıkıp gelmişsiniz. Ve sizin Alzheimer hastası olduğunuzu söyleyen çocuklarınız var. Başınıza bir şey de gelebilirdi. Daha başlangıçta yani. Of.
Allah'ın anası bilirse iletsin. Desinler ne diyeceğim. Onlar şu kalbini artık öldürmüşler. Ne diyebilirim ben onlara? Biri daha çok içimi acıttı. O babanın diğer birlikte olduğu kişinin oğluyla evleniyor ve anneyle bütün bağı da kopartıyor. Telefon hattında Nesrin Hanım varmış. Nesrin Hanım merhaba. Merhaba Esra Hanım, hayırlı yayınlar. Sağ olun, hoş geldiniz yayınımıza. Buyurun. Hoş bulduk. Şimdi şöyle, anneler günü geliyor. Evet. Ben ve annem huzur eve hemşiresiyiz. Biz şu an yayın izlerken çok kötü olduk. Eğer bizi kabul ederse, biz 5 kardeşiz. Biz onunla yeni bir hayat kurabiliriz. Biz ona evlat olabiliriz. Annem onun büyük kızı olabilir, biz torunları olabiliriz. Dilerse hemen onu gelip alabiliriz. Bizimle yaşayabilir. Çünkü böyle bir şey kabul edilemez. Benim annem babam var, kardeşlerim var. Biz Vahide teyzeyi babaanne olarak görmek istiyoruz. Annem annesi olarak görmek istiyor. Biz ne yiyorsak evde bir tabak ona teve teve koyarız. Ve ona bakmaktan çok mutlu oluruz. Hiçbir şeyini istemiyoruz. Maaşını da alsınlar. Hiçbir şeyini istemiyoruz. Biz ona çok güzel bakarız. Nesrin Hanım. Efendim. Bu kalbinizden dökülen sözcükler var ya. Vahide teyze size gelemese, o sofraya oturamasa bile, şu dilinizden dökülen sözcükler bile onu hayata umutla bağlayacak olan sözcükler. Çok teşekkür ediyorum kalbinize ve gönlünüze. Bak 5 evladın 5'i de istemiyorum diyor. Evet, istemiyorlar. Nesrin diye bir kızımız telefon attığında biz onu babaanne yerine koyarız dedi. Allah razı olsun. Allah razı olsun, ne yapayım. Allah hepinizden razı olsun. Gelinler utansın. Ben utanmıyorum. Ben onurumla, şerefimle geldim. Ben anama babama yanlış yapmadım. Nesrin. Nerede yaşıyorsunuz? Kartal'da, İstanbul'da. Programı izlerken ailece karar mı verdiniz? Biz gidip Vahide teyzeyi alalım, bizimle yaşamaya annem, bak. Annem, ben, o benim annem olur, ben bakarım dedi. Babam da, ben de bakarım, annem olur dedi. Ya ellerinden öpüyorum onları. Sevgiyle bir annenle konuşabilir miyim lütfen? Tabii, hemen veriyorum. Alo. Alo. Hoş geldiniz yayına. Hoş bulduk. Teşekkür ediyorum. İyi yayınlar Esra Hanım. İyi yayınlar. Teşekkür ederim. Önce sizi kalbinizden öpüyorum. Çok teşekkür ederim. İnanın ki çok üzüldüm. Bir anne olarak sinir krizi geçirdim şu an. Nasıl olabilir? Böyle şeyler kabul edilemez. Ben o annenin ayaklarının altından öpüyorum. O annenin ellerinden öpüyorum. Kabul ederse ben 5 çocuk annesiyim. Onu da anne olarak görmek istiyorum. Allah razı olsun hepinizden. Cümlemizden anneciğim, ne demek hepinizde. Böyle bir şey mi var? Allah razı olsun. Bir sokaktaki bir kediye köpeğe ama benim çocuklarım beni kapıya attılar. Aynı bir köpek gibi. Allah'a, evet. Onları ben bu mübarek günde Allah'a bırakıyorum. Vicdanlarına bırakıyorum. Allah'a havale ediyoruz hep beraber. Ben şimdi yayından sonra da sizi Vahide teyzeyle görüştüreceğim ama gerçekten sizi kalbinizden öpüyorum ve telefon eden tüm seyircilerime çok teşekkür ederim. Yarın görüşmek üzere sevgili seyirciler. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.